Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bu akşam Rüzgarın Mirası kitabı e, filmini konuşuyoruz. A, Inherit the Wind, a, şey a, bir roma uyarlaması bu film. Aynı zamanda tiyatro oyunu 1955'te tiyatro olarak da o, oynanmış. A, 1960 60 yapımı bir film. A, Stanley Kramer tarafından yönetiliyor. Spencer Tracy avukat Henry rolünde. Frederick Marx ise onun arkadaşı ve rakibi rolünde. Ayrıca Genikeli görüyoruz. Dick York var. Yani çok iyi oyuncular var filmde. Şimdi bir Güney Kasabası'nda Evrim Teorisi'ni anlatan bir öğretmen. Ya bu gerçek bir hayat hikayesine alınma bir film. Dince Topluluk bu öğretmene çok kızıyor. Ve aralarında sürekli toplanıyorlar, konuşuyorlar falan böyle kasabada bu şey nefret hisleri gibi yayılıyor çok hatta çok ünlü bir aşırı dinci bir avukat var kasabada o şey kas bir şey yapıyor o mesela onun şeyiyle bir tane başka dinci bir avukatı kasabaya getiriyorlar savcılık yapsın diye sonrasında da ama öte yandan da aynı zamanda ünlü bir avukat işte Henry damıt onu şey yapıyor savunmaya karar veriyor. Sonuçta iki tane usta avukat e, mahkemede kozlarını paylaşıyor. Ya yani tutucu bir halkla böyle tutucu halk ve mahkeme karşısında ünlü zorluk böyle çok zor türlü zorluklar çıkarttan tüm tanıkları reddedilen a, durumun sonunda tanık sandalyesine bireyi çağırır. Ve bu şey seslere bakıyorum sesler açık olmasın Ahmet abi sesini kapatır mısın? Ve böylelikle Kapalıydı. olay heh, tamam olay haberlere çıkıyor gazetelere çıkıyor ve işte Maymun davası ismiyle haberlerde gazetelerde başlık oluyor. İşte Darwin teorisini öğret öyle öğreten ve bundan dolayı tutuklanan öğretmenin öyküsü bütün Amerika'da yankılanıyor 1960 yıllık ee, felsefi derinliği olan bir film ben aynı zamanda bu mesela Dostoyevski'nin e, şey Kormozan kardeşlerini de öneririm hukuk öğrencilerinin bu filmi de öneriyorum yani hukuk öğrencileri mutlaka bu filmi e, izlesinler ve aralarında konuşsunlar eee Burada İngilizisyon e, in Mahkemesi'ne yargılanan Galileo, işte Kayser'in zoruyla dünya e, dönmüyor demiş. Ama yine de dünyanın dönmesinin önüne geçilememişti. İnsanlık bilim yolunda bir hale ilerlemiş olmasına rağmen geri kafalık dogmatizm, hala böyle günümüzde de var yani 1960 dediğiniz ne yani şu <laughs> çok az dünya tarihine göre çok kısa bir süre. E, bu e, yani günümüzde de bu hala devam ediyor. Hala çok büyük tartışmalar var. Burada evrim tartışması sürüp ya yani en güzel sürükleyici bir şey filmlerden birisi tek mekan olmasına rağmen çok meşhur bir film, güzel bir film. Öğretmeni savunmak için ülkenin en gözü pek avukatlarında mesela o üzerine düşen her şey yapıyor burada şey filmde şey diyebiliriz yani burada bilinmedin karşı karşıya geliyor bir hesaplaşmaya dönüşüyor bu bu şey bu mahkeme bütün oyuncular çok güzel performans sergilemiş yönetmen stane kremer yani senaryozarlığı da yapmış bu filmde çok ünlü isimlerle bu filmi taçlandırmışlar şimdi yönetmeni bize bir arkadaşımız anlatacak buyur geray İyi akşamlar arkadaşlar. E, bugünkü konumuz film. Inher the Wind. E, Merve'nin de özetlediği gibi. E, yönetmeni Stanley Kramer 29 Eylül 1913 tarihinde Manhattan'ın Hell's Kitchen adlı işçi mahallesinde dünyaya geliyor. Bu Hell's Kitchen çizgi roman severler de bilir. E, işte kör süper kahraman vardır e, onun Yaşadığı yer olarak böyle çok ünlüdür e, çizgi roman severler çerçevesinde. Ondan sonra da ilk defa gördüm e, bu semtin adını. E, orada doğmuş yönetmen. E, Kramer'in anne ve babası boşanınca boşan e, bakımını anneannesi üstleniyor. Annesi Paramount firmasında sekreter. Sonrasında menajerlik de yapıyor orada. E, amcası Earl Kramer'de e, Universal şirketinde e, dağıtım işlerinde, yani e, akabaları neticede sektörün içinde eğitimini New York Üniversitesi'nde sürdürüyor. E, hukuk fakültesine gitmeyi planlarken e, bir makale yazdığı bir makale 20th Century Fox şirketinin hikaye departmanı tarafından beğeniliyor ve stajyer olarak e, firmaya alınıyor. Sonra Metro Goldwyn Mayer'de kostüm ve montaj bölümlerinde görev alıyor e, Columbia Pictures'ta senaryo ve yazı departmanında çalışıyor. neredeyse bütün stüdyoları geziyor. E, kariyerine 1950'lerde yönetmenliği ekliyor. Ve 1970'li yılların sonuna kadar, ki son filmi 79, sonuna kadar film çekmeye ve yapımcılığa devam ediyor. Kariyerine şöyle bir baktığımız zaman, filmografisine, yönetmen olarak 15 uzun metraj filmi var. E, birkaç TV filmi var. 40 kadar filme e, yapımcı olarak imza atıyor. E, o yıllarda ilgilenilmesi zor, böyle çetrefilli meselelere dair filmler çekiliyor. Başta ırkçılık olmak üzere sosyal sorunlara eğilen pek çok filme imza atıyor. E, bir beyazla bir e, siyah mahkumun birlikte hapishaneden kaçışlarını anlatan Sidney Poitier'le bir film vardır. Kader Bağlayınca adıyla geçer Türkçe'de. 1958'de onu çekiyor. Sonra bugün e, izleyeceğimiz e, Inherit the Wind'i çekiyor. Sonra yine e, muazzam bir filmdir. Bu Nazi dönemi sonrası subayların savaş sonrası yargılanma süreçlerini anlatır. Yine Spencer Tracy ve Burt Lancaster oynar. E, Judgment at Nuremberg, Nuremberg Soruşturma e, Mahkemesi diye geçen film. 1961'de onu çekiyor. Bir de ırkçılığa dair yine bir söyleme olan e, Sidney Poitier'li e, Guess Who's Coming to Dinner'ı çekiyor e, 1967'de. Önemli filmlerinden e, sadece birkaçı bunlar. Yönetmen ve yapımcı olarak 9 kez Oscar'a aday gösteriliyor fakat e, hiç kazanamıyor. Buna karşın çeşitli uluslararası yarışma ve festivallerde işte Altın Küre, Altın Ayı, Baftanın da olduğu içlerinde 24 ödül kazanıyor hayat boyunca. Ee, aynı zamanda hayat boyu başarı ödülü de kazanıyor. 2001 yılında da Los Angeles'ta vefat ediyor. Ee, şeyi de özetleyeyim. Yani bu e, filmin e, konusu biraz aslında Berbe de değindi. Ee, biraz daha onu işte kitabi olarak bir anlatayım. Ee, Tennessee eyalet kongresinde kabul edilen 1925 yılının Mart ayında Eyalet valisinin onayıyla yürürlüğe giren bir Butler yasası denilen bir yasa var, bir kanun var. Eyaletteki bütün üniversite ve kamu okullarının evrim teorisinin okutulmasını yasaklıyor bu kanun. Aksi davranışa da e, hapis ve para cezası getiriyor. E, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği bu yasaya dava açmak istiyor. Bunun için de cesur bir öğretmene ihtiyacı var. 24 yaşında genç bir biyoloji öğretmeni e, John Scopes hapse girmeyi bile göze alarak dersinde evrim teorisini anlatıyor. Filmde bu biraz daha farklı. Yani bu senaryo biraz daha farklı. E, çok benzemesine rağmen. Biraz değiştirilmiş. E, Tennessee'nin Dayton kentinde soruşturmalar başlıyor. İşte Mahkeme dışına şempanzeler getiriliyor. Gösteriler yapılıyor. E, Scopes davasının adı Scopes maymun davasına dönüşüyor. E, i̇ddia makamının avukatlığını da e, eski başkan adayı ve Amerika dışişleri eski başkan eski bakanı Jennings Bryan yapıyor. Önde gelen avukatlardan Clarence Darrow diye bir avukat da şeyi üstleniyor. İşte filmde de Spencer Tracy'nin oynayacağı karakter. Savunma avukatlığını üstleniyor. 21 Temmuz 1925 günü jürinin kararını vermesi sadece 9 dakika sürüyor. Scopes suçlu bulunuyor. Yani öğretmen suçlu bulunuyor. Ancak yargıç hapis cezası yerine sadece 100 dolarlık bir para cezası veriyor. E, bu ceza ülke genelinde işte kökten dincilik yanlılarını cesaretlendiriyor. E, eyaletlerinde benzeri yasaklar getirmek için harekete geçiyorlar. E, evrim teorisini okullarda anlatılmasını yasaklayan e, eyaletlerin sayısı gittikçe artıyor. Ülkede bilim eğitimi geriliyor. Din eğitimi artıyor daha çok. E, bu... Fakat bu dalga işte 1965-66 eğitim dönemine kadar sürüyor. Bu yıllarda biyoloji kitabında evrim teorisine yer verilmesine kadar sürüyor. Ulusal Eğitim Birliği ve Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği ilk kez bir hukuk mücadelesi başlatıyor. Ve 1968 yılında herhangi bir dinin inancına uymadığı gerekçesiyle bilimsel eğitimin devlet okullarında yasaklanması anayasaya aykırı olduğuna karar veriliyor ve e, bu konu e, en azından e, bir süre kapanmış oluyor. E, tabii e, yine bugün bile işte Amerika'da bu tartışmalar azalsa da hiç bitmeyecek gibi görünüyor. Türkiye'de de hatta kısa bir süre önce evrim teorisi e, öğrencilerin yeterli felsefeye e, felsefe alt yapıya sahip olmaması gerekçesiyle müfredattan kaldırılıyor. İşte her şeyde olduğu gibi biz Bunda da biraz geride takipteyiz ya da filmde bir yerde geçtiği gibi biz geriye doğru yürümekteyiz denebilir. E, bu maymun davasına ev sahipliği yapan Dayton'da mahkeme binasında bugün e, küçük bir müze bulunuyor. E, hatta orada işte e, bu mahkemenin tarafları için heykeller bile bulduğunu, hani ben görmedim şahsen ama bulunduğuna dair şeyler var. Orası bir milli park gibi şu anda kullanılıyor. Ee, filme gelecek olursak e, yani geniş olarak olayı böyle özetlemiş olayım. Filme gelecek olursak 1925 yılının Amerikası'nda işte Merve'nin de anlattığı gibi bir biyoloji öğretmeni, ismi değiştirilmiş asıl e, hikayedeki isim Burton Case e, öğrencilerine Darwin'in evrim teorisini anlatmak istiyor. Ancak yaşanılan dönem itibariyle Halk e, İncil öğretisine sıkı sıkıya bağlı, özellikle o kasabada çok bağlı. E, dönemin kanunları da insanın belli bir evrimden geçtiği fikrine, e, yani evrim teorisinin anlatılmasını tamamen yasaklıyorlar. E, Burtim Case anlattığı ders sebebiyle tutuklanıyor. E, da, bu dava e, sonra bir dava açılıyor tabii, dava büyük bir ilgi çekiyor. Amerika'da bir anda kasabaya büyük bir ilgi oluyor. E, ee, kasaba algı tarafından neredeyse e, böyle Tanrı'nın oradaki bir elçisi olarak görünen Matthew Harrison diye bir karakter var. Brady diye bir karakter var. Ee, savcılık makamı için gönüllü oluyor. Ee, bağnaz bir Hristiyan e, bu şahıs. E, ve halkı tamamen hani şeyini almış, kıskacını almış gibi bir e, karakter. Savunma avukatlığını ise e, medyanın yardımıyla e, yani aslında agnostik olmasıyla tanınan e, ünlü avukat e, Harry Drummond üstleniyor. Ama filmde bu agnostiklik tartışılır açıkçası yani o konuya da geleceğim. E, biraz farklı algıladım ben. Yani sizlerin de görüşlerini merak ediyorum. E, tabii işte agno, agnostizmin de ne olduğunu e, daha sonra açarız gerekirse. Mahkemenin savunma ve iddia makamlarına davranışı arasında ciddi farklar var. Filmi izlerken bunu fark ediyoruz. İşte taraflar mahkeme salonuna İncil'i oku yazan bir pankartın altından geçerek giriyorlar. Yani mahkeme tamamen taraflı bir şekilde başlıyor, altyapıyla başlıyor. Mahkeme savunma avukatı Drumont'un zooloji, antropoloji, felsefe ve benzeri alanlarda uzman bilim adamlarını tanık olarak dinletmesine izin vermiyor bu da bir e, taraflı bir e, şey göstergesi. E, hatta Drummond bir an için e, yani avukat bir an için davadan çekilmeyi bile düşünüyor e, ki benim burası biraz bence yani senaryoda gözüme batan e, tek çapak da bu oldu denilebilir. E, hani bu kadar idealist bir adam bu kadar çabuk pes etmez diye düşünüyorum. Gerçi pes etmedi sonra devam etti tabii ama hani e, sanki bir anda e, Neredeyse mahkemeyi terk edecekti. Ee, sonra sıra dışı bir hamle yapıyordu ama. Merve de e, sözlerinin başında söylemişti. İncil, İncil uzmanı olduğunu söyleyen iddia makamının avukatı Brady'i tanık kürsüsüne davet ediyor. Tabii Brady de buradan bir şey çıkmayacağını düşünüyor. Çünkü sadece İncil bazlı konuşacağını e, bildiği için, e, İncil'e de hakim olduğunu düşündüğü için kabul ediyor. Evet. Avukat ona İncildeki ifadeler üzerinden pek çok soru yöneltiyor. Burada Spencer Tracy ve Frederick Marsh'ın karşılıklı olarak işte oyunculuk gösterisi yaptığı müthiş bir sorgulama se sekansı var. Yani gerilimin filmdeki gerilimin doruk noktası da buralar bence. E, Brady'nin İncilde yazanlar hakkında düşünüp düşünmediği üzerine soru, sorulan sorular işte Brady'yi köşeye sıkıştırıyor. Burada şeyi anlıyoruz. Yani Brady aslında Yeterince bilgi sahibi olmadan hüküm verişiyle mahkeme izleyenleri arasında da alay konusu oluyor. Ee, aslında tümden reddettiği Darwin'i hiç okumamış olduğunu görüyoruz. Yani hiç okumadığı bir şey için e, fikir yürütmüş oluyor. Yani kesin yargıya varmış oluyor. Dolayısıyla İncil'le Darwin'in çeliştiği fikri de aslında başlangıçta bir ön yargıdan ibaret. E, çünkü hiç okumadığı bir şey hakkında bu yargısı var. Tıpkı günümüzde de bazı görüşlerin de e, kanımca böyle olduğu gibi yani e, tabii bütün görüşleri dinliyoruz, e, saygı duyuyoruz ama bazen hiç e, fikir sahibi olmadan e, kanı sahibi olan e, insanlarla da karşılaşıyoruz. E, bu sekansta ve tüm filmde dikkat et eğer pek çok replik var. E, yani film böyle elde kağıt kalem izlenmesi gereken bir film bana göre. Drumond, e, yani avukat her türlü çabasına rağmen müvekkilinin ceza almasını engelleyemiyor. E, başta hani davayı anlatırken belirttiğim gibi 100 dolarlık bir para cezası eden diyor, e, şey, e, yargıç. E, halk arasında itibarını kaybediyor e, savcı. E, ruhsal bir çöküş yaşıyor. E, filmin sonunda da Drummond'un yani e, avukatın, duruşma salonundan İncil ve Darwin'in türleri kökeni kitabını üst üste hatta yani dikkatli bir gözle bakılırsa bir şey ifade ediyor mu bilmiyorum yönetmen bunu özellikle yapıyor ama İncil'i üste koyarak böyle ikisini de yan yana alarak çıkıyor yani bu bana göre Drummond'un filmin son sahnedeki bu mesajı hani bu savaşın aslında dine karşı değil cehalete düşünmemeye işte e, akletmemeye, dogmalara karşı olduğunu açıkça ortaya koyuyor. E, sinema tarihinin en iyi mahkeme filmleri arasında rahatlıkla girecek bir film bana göre. E, tabii bu filmden bahsederken oyunculardan bahsetmemek de mümkün değil. Avukat durum kontrolünde Space işte terden sırılsıklam gömleğiyle böyle mahkeme salonunun sıcaklığını bize hissettiriyor. E, ama filmin asıl sürprizi ve Hani Tracy'nin bile bazen önüne çıkan performans bu bağnaz savcı Brady rolüyle. Frederick marştan ge gelmiş bana göre. İkiş oynamış. Hani yönetmen Kremer onun yüzüne yaptığı zoomlarla bütün çelişkili duygularını açığa çıkarmış. Yönet e Öğretmen davanın sanığı Kate e rolündeki Dick York'u da 80'ler tek kanallı televizyon döneminde yetişmiş olanlar iyi hatırlarlar. Tatlı Cadı'nın kocası Derin olarak onu... ...sanırız. E, bu filmde de... ...ilginç bir tercih o anlamda. İşte York gibi Kast'taki... ...bu e, oyuncu seçimindeki... ...bir başka sıra dışı tercih de gazeteci... ...Hornbeck rolündeki Gene Kelly. Hani... E, ...göründüğü her sahnede sanki böyle dans edecekmiş... ...gibi hissettim ben. Çünkü hep... ...müzikallerde gördüğümüz bir karakter. E, dans Büyük bir dansçı... ...büyük bir aktör. E, o da... ...ters köşe bir oyuncu seçimi. Cesur bir oyuncu seçimi olmuş bence... Şimdilik bunları söyleyeceğim. Ee, filmle ilgili bazı aldığım böyle e, replikler, e, diyaloglar oldu. Ama arkadaşların konuşmasından sonra e, onlar değinmezlerse tekrar söz alıp ben değinirim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler girer Değerli anlatımın için sağ olasın. Deniz buyur. İyi akşamlar. Ben de filmi çok beğendim. Çok güzel. Şimdi orada her... E karakterin böyle herkes kendine göre bir var olma mücadelesi veriyor ve o var olma mücadelesinin de son derece arkasında mesela rahip dini hayatının merkezine koymuş kızıyla e, çatışıyor çelişiyor ve e, kaybediyor yani o kızının sevgisi onun için çok önemli çok seviyor kızını e, ama kız, e, kızıyla ilişkisini neredeyse bitirme noktasına geliyor. Ve film severken şeyi çok hissettim yani hani e, böyle hepimizin e, böyle hissettiği ama bunu bir türlü itiraf edemediği bazı böyle hani kapalı kutular var yani mesela o şey ım, savunuyor savunuyor belli bir noktadan sonra hani o kadar güçlü bir karakter o kadar kendi inandığı şeye savunuyor ama nasıl bir yıkıl, yıkıma gidiyor hani karısı onu teselli etmeye çalışıyor karısının kollarında bir çocuk gibi böyle zavallı hale geliyor ee, ve o şeyle ilgili yine ben e, o dramının e, agnostik mi yoksa hani orada din kitabını açıyor okuyor ve en son hani o iki kitabı üst üste koy, koyup çıkıyor şeyden film e, şeyden filmden diyorum. E, mahkeme salonundan filmin son kareleri. Yani orada yani Gözete, o şeyi gazeteci hani sen de ha, inanıyor evet. musun aslında evet, diyor. Evet evet evet. Orada mesela şöyle düşündüm ben. Hani bazı insanlar din kitaplarını gereksiz ve itici günümüz değerlerini karşılamayan uygun olmayan kitaplar olarak görüyorlar ya açıkçası hani herkesin görüşü bu konuda değişir tabii ama hani dinlerin aslında bize böyle en temel soruları sorduklarını e, düşündürtmeye çalışmış orada herhalde izleyiciye mesela örneğin hem mesela hem örneğin dedim Ahmet abi bak şimdi örneğin diyeceğim senin için. Ee, örneğin eski ahitte geçen hani Tanrı'nın Adem'e sorduğu neredesin sorusu mesela orada hani, hani Tanrı bilmiyor mu o insanın nerede olduğunu? Tabii ki biliyor ama hani bunun kişinin kendisini söylemesini istiyor. Dolayısıyla aslında biz böyle din kitaplarıyla hani böyle derin okumalar böyle derin düşünmeler yapmayı Hani adam o gece kitabı okuyor avukat hani kitabı okuyor kapatıyor ertesi gün o kitaptan bir şey düşünerek oradan bir şey alıyor. Onu, onun üzerinden çok mantıklı bir şeyle dogmayla üzerine gidiyor ve onu orada mat ediyor. Hani aslında din kitapları da yani o iki kitabı birleştirirsen yani orada o avukat savunma avukatı agnostik mi yoksa hani o adam orada bana hem vicdan hem sağduyu, hem bilim, hem e, inanç hepsinin böyle bir birleşimi gibi böyle çok erdemli bir insan gibi geldi. Çünkü orada gazeteci böyle şey ya hattakta da alıyor onu yiyor. Aa diyor sen diyor hani şey karşı mısın yok benim yüz serum var diyor mesela. O bir çok güzel bir kare bence. Orada hani kapitalizmi de böyle çok iyi vurmuş bazı yerlerde ya da o gazeteci diyor ki sen hiç aşık olmamışsın belli diyor. Yani senin hislerin yok diyor. Ama en son o gazeteci diyor ki senin gibi insanlar var ya yani, senin mezarına kimse gelmeyecek. Sen aşka inanmıyorsun, hiçbir şeye inanmıyorsun, hiçbir değer yargın yok gibi bir şey söylüyor onu. Ama diyor senin gibi insanlar var ya diyor biliyorum sen gelirsin mezarıma diyor. Yani hani orada çok güzel şeyler var. İnsan var filmde. E, o dramın e, da çok yani böyle çok çok adil, çok erdemli bir, bir o kadar da hani böyle e, inanıyor yani bilime çok inanıyor ama e, aklı yani hani böyle aklın sembolü gibi orada aklı aklıyla yaşıyor. Hani bir de e, çok güzel yani böyle çok e, her şeyi e, orada mesela bir kadının bir erkek için neler yapabileceğini yani o mesela kız bir rahibin kızı öyle yetiştirilmiş ama o, o da aklını kullanarak hani sevgisi de var ama o da aklını kullanarak o adam için bir bir takım farklı fedakarlıklara gidiyor yani çok güzel işlenmiş bir film çok güzel şimdilik bu kadar konuşayım sonra yine şey yaparız iyi akşamlar teşekkürler deniz değerli katkıları için Yaşar Can buyurun. Değerli arkadaşlarım iyi akşamlar. Şimdi bu filmi izlemeden önce üç temel konum var diye düşündüm. Bu temel konuların önce geliştireyim sonra bu film üzerine konuşayım dedim. Şimdi birinci durum Darwin'le ilgili. Şimdi Darwin'in teorisinin bir özelliği var değerli arkadaşlarım yüzyıllarca bir sistemin değişmesi mümkün oluyor. Yani bir, iki, üç jenerasyonda bir evrim değişikliği, evrimsel organ değişikliğini göremiyoruz. O yüzden burada sorun ağımız çok bariz. Yani ispat edemeyişimiz Darwin'le ilgili birinci söyleyeceğim bu. İkinci söyleyeceğim hadise Darwin'de e, bu değişiklikler kullanılmayan organ veya az kullanılan organ kütleşir, geriler diyor. Kullanılan organ ise daha iyi gelişir diğer durumlara göre. O yüzden de Darwin diyor ki burada önemli olan hadise Organın ile ilgili durumdur. Öbür durumlar önemli değildir. Şimdi Darwin'in bir başka söylememiz gereken özelliği de şu değerli arkadaşlarım. Acaba şeyler canlılar e, çok güzel olmakla, mesela tavus kuşunu örnek veriyor. Diyor ki bu kadar güzel bir varlığın nasıl oluyor da? E, Kendisinin yaşamının önüne geçiyor güzellik. Aslında yaşam daha önemlidir diyor. Dolayısıyla Darwin teorisinde böyle çarpaşık durumlar söz konusu. O yüzden de bu konuda net bir görüş geliştiremiyoruz. Ancak bununla ilgili bir teoriler üzerinden gidiyoruz. İkinci söylememiz gereken hadise İncil ile ilgili hadise, dini konular. Şimdi dini konuların bir özelliği vardır arkadaşlar. İnanç sistemidir, ispatı mümkün değildir. O yüzden de tartışmaya açık konu olduğunu filmde nisfis bir şekilde açıklıyorlar. Ve o yüzden de dinle ilgili hadisede inanç konusunda hangi inanç daha üstündürü gösterebilir misiniz? Onu tartışıyor benim algıladığıma göre. Filanca inanç üstün olan olabilir mi? O yüzden de üstünlüğünü ispat edemedikleri için de hatta birazcık e, insanlarla alay da ediliyor filmde. O yüzden e, inanç sisteminde bir e, eksiklik yani subjektivite bir e, nesnellik yok bu yönü itibariyle. O yüzden de filmde de bunun ispatıyla ilgili e, net bir e, filanca din e, bizim e, belgemizdir bunun üzerinden süreç geliştirmemiz lazım, diğerlerini reddetmemiz lazım diyemedikleri için de mağdur edebiyatı oluşturamıyorlar arkadaşlar. Filmde böyle bir mağdur edebiyatı aradım, oluşturamıyorsun. Yani burada kim mağdur? Şimdi her şeyden önce filmde mağdur arayamadığımıza göre, e, bulamadığımıza göre ee, i̇nsanlar diyor ki e, mağdur yok. O yüzden de bu konunun sosyal cephesi üzerinden gidelim. O sosyal cephesi de şudur. E, senin sevenin, senin arayanın, seninle ticaret yapanın insanın niteliği olmayacaktır. Meyanında e, tümceler e, hissettim. Dolayısıyla burada şunu söylememiz lazım arkadaşlar, sosyal açıdan din konusu da da aynı Darwin teorisinde olduğu gibi ispatlanmayan kısmi bölünmeler olan ve bu yüzden de e, değişime tabi e, durumlar olduğundan dolayı da alayımsı durumların izlendiği, bir film gözlendim. Şimdi üçüncü alanı değerlendirelim Bu da felsefe Şimdi felsefe öğretmenin ne ortaya koyuyor Felsefe öğretmenin özelliği şudur diyor ki ben diyor bu e, Darwin'in teorisini e, şey diyorum is, iddia ediyorum doğrudur tarzında. Şimdi felsefe öğretmeninin böyle iddiacı olması, ne kadar doğrudur dediğimiz zaman bir kere felsefede benim anladığım felsefede e, cogito ergo sum yani Descartes üzerinden gidiyor. Diyor ki e, Cartesian e, görüşe göre diyor benim e, savunduğum fikir doğrudur. Diğer fikirler yanlıştır. O yüzden hukuki yönü vardır aslında böyle bir şey yapmasa yani e, Descartes ortaya çıkartmasa, Kartezyen fikri ortaya çıkarmasa hiçbir sorun yok. Yani birden fazla görüşler de olabilir. Benim görüşüm şudur, seninki görüşü şudur tarzında e, görüş bildirmiyor. O yüzden de felsefede ideolojinin ön plana çıktığı bir e, nitelik görüyoruz ön plana çıkınca da karşı taraf koz alıyor arkadaşlar yani karşı taraf e, bundan güç alıyor oysa buna bu fırsat verilmemesi lazımdı şimdi e, ama verilmesi lazım çünkü film e, çekiliyor o yüzden de bunun sanatsal yönünü de düşünmemiz lazım şimdi filmde her şeyden önce Avukat Matev'in e, durumunu e, bu iddialar karşısında felsefe öğretmeninin e, benim e, görüşüm e, Darwinci görüş e, tektir mi yanında e, ki e, düşünce tarzı itibariyle şöyle diyor suçlama e, edebiyatını ön plana çıkarayım. Suçlama edebiyatının özelliği şudur arkadaşlar. Mağdur edebiyatı ön plana çıkması lazım suçlamada. Mağdur edebiyatının da özelliği şudur. Benim evladım inançsız olursa yaşantısında günahkar olacak. Ve etrafındaki insan sayısı azalacak. Ve bu yüzden de onun yaşam kalitesi düşünecek, düşecek. Yani Konfor dediğimiz felsefi görüşte bir eksiklik söz konusu olacak. Konforu düşecek. Ee, yani bir sofistik felsefe çerçevesinde matem e, görüşlerini ön plana çıkarıyor. Bu sofistik görüşün de özelliği şudur değerli arkadaşlarım. Mutluluğu, insan mutluluğunu, insanın mutluluğa gidiş e, yolunu kapatan durumlara sert tepkik verirler. Paracıdırlar. Çıkarcı özellikleri itibariyle şeyde, Platon döneminde büyük ün yapmışlardır. Zaten Sokrat'ın bunların para kazanmalarını engellemeleri sebebiyle de düşünce dünyasında büyük fakirliğe uğramışlardır. Çünkü insanların fakirliği üzerinden yani düşünce geliştirilmesi üzerine kendi düşüncelerini ön plana çıkardıkları için sofistler e, söz sahibi olmuşlardır e, eski Yunan'da o halde değerli arkadaşlarım bu iddialar karşısında şöyle bir durumu söylememiz lazım matevin e, bu e, mutlu olmak yönünde şey yemek yemesi mahkeme salonunda çok acıdım da huzurum kaçtı da yani acınacak durumdaydı arkadaşlarım da söyledi. Yani bir çocuksu bir hadise söz konusu. Yani Tanrım beni bunlar karşısında aciz hale getirme. Ben aciz hale geliyorum düşüncesi ön planda, matevde. O yüzden de Matev büyük sıkıntı çekmiştir arkadaşlar filmde. Üstelik birazcık alayımsı bir durumu da söz konusu olmuştur. Ama Avukat Drummond daha şeyde filmde hakimiyet sahası daha belirgindir. Şimdi Avukat Drummond'un hakimiyet sahasının belirgin olmasının sebebi arkadaşlar bu alanda farklı görüşleri ön plana çıkarması, mesela jüri üyelerinin seçimiyle ilgili yanlış yapıldığını, o jüri üyelerinin yetkili, yeterli ve meşru olmadıklarını ispat etmiştir. Ama jüri üyesi bulamayacakları için de bu mahkemenin sürmesi e, gerektiğinden dolayı da jüri üyelerine de ihtiyaç vardır. O yüzden mecburen yokluk karşısında Kartezyen felsefe çerçevesinde Descartes'in mecburen onlara evet-hayır oyunu oynatmışlardır. Yani suçlu suçsuz diyeceksiniz, başka yolunuz yoktur tarzında yetkisiz, yetersiz e, insanlar e, düşünün arkadaşlar bir sıradan meslek sahibi bu mahkemede söz sahibi. Zaten jüri böyle eksiklikleri sebebiyle ceza davalarında büyük Anglo-Sakson hukukunda büyük eleştiriler söz konusudur. Üstelik hukukçu da değillerdir tarzında. Şimdi hukukçu olmadıklarına göre bu jüriyesi üyesi jüri üyeleri alay edilecek bir halde olduklarına göre eksiklikleri olduğuna göre burada şöyle bir karar çıkıyor. Diyor ki inanç sistemi daha önemlidir. Felsefeden daha önemlidir. Çünkü insanı işte e, sofistik çerçevede e, yaşama bağlayan yönler vardır. İnanç sistemi e, olduğuna göre Cogito sum düşünüyorum öyleyse varım e, felsefesi çerçevesinde Kartezyen görüşü ön plana çıkararak suçludur e, görüşü e, gündeme gelmiştir. Yani e, hiç kimse e, bu olayda mağdur olmadığı halde arkadaşlar mağdur olma olasılığı üzerinden Mahkeme götürülmüştür. Bu yönüyle e, jüri üyeleri hata yapmıştır. Hakim de zaten buna dikkat etti. O tulaksadı. Ya siz böyle karar vermişsiniz ama dedi. Sonra da e, 100 dolar gibi komik bir durum söz konusu e, oldu. Fakat 100 doların bir özelliği var arkadaşlar. O da şu bu çığ gibi toplumsal olaylarda artar. Yani diğer kişilere örnek teşkil eder. Yani iştihat e, çıkarılmasına yol açacak durumlar sergilenmesine yol açar. O yüzden de 100 dolar deyip geçmeyin arkadaşlar. Durum Drummond bunu Yüksek Mahkemeye götüreceğini söyletir. Bu itibariyle de filmin sonuna doğru böyle bir e, yüksek mahkemeye gideceğine göre dediler e, daha son sözümüzü söylemedik e, tarzında filmi bitirdiler sonuç olarak şunu söylemek istiyorum arkadaşlar bizim e, ceza hukukundan anladığımız hadise bir mağdurun olması lazım bu mağdur gerçekten mağdur olduğunu ispat etmesi lazım. Olasılıkla değil. Burada ise olasılıklı bir durum üzerinden e, götürülüyor. Tıpkı Meletos'un e, yaptığı gibi. Olasılıklar üzerinden Sokrates'in e, suçluluğunu ispat etti. Olasılıklarla arkadaşlar hiçbir suç ispat edilemez. E, onun için bunları e, bu filmin eleştirisi olarak e, sunmak istedim. Beni dinlediğiniz için, sabrınız için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Teşekkürler Yaşar Hocam. Aytun buyur. İyi akşamlar, akşamlar herkese. Ee, öncelikle film seçimi ve az önceki paylaşımlar için teşekkür ediyorum son derece ayrıntılı ve aydınlatıcıydı. Filmin yönetmeniyle ilgili bir iki cümle etmek isterim. Stanley Kramer özellikle Hollywood sinemasının kendi ideolojisi ve de üretilen filmler açısından dünyaya hakimiyet olarak bakılırsa bağımsız bir yapımcı olarak liberal kişiliğini bütün kariyeri boyunca korumuş. Bu da çektiği filmlere açık ve net olarak yansımış. İzleyici olarak beni de memnun etti diyebilirim. Çok kısa bir e, süre Columbia Picture'la bir sözleşmeli çalışma dönemi var. Sanırım ruhunda aykırı olduğu için orada da e, bir takım filmleri çektikten sonra tekrar e, kendi e, bağımsız e, yapımcı ve yönetmenliği e, kimliğine e, geri dönmüş e, açıkçası. Bu da önemli bir e, olgu e, tabii ki. Ve de son derece e, sos girmek istemediği ya da teyit geçtiği konulara e, korkmadan e, kendi kimliğini de koruyarak özellikle çektiği filmler e, Makarti dönemi diye adlandırılan Cadı Avı e, döneminde bir kez bile... E, hiçbir partiye, siyasi partiye üye olmadığı için soruşturma geçirmemiş zaten. Her iki tarafta solcular da dahil o dönemin e, siyaset aurasında Amerika'da eleştirilere de uğramış e, aslında. Bu da e, önemli bir e, olgu. E, kendi e, çektiği filmlere de e, yansıyor. Özellikle siyah-beyaz çatışmaları e, mahkeme salonlarında e, geçen filmler ırkçılık gibi. Bu filmde eee ilginç e, de. bir mahkeme salonunun içerisinde kapalı bir mekanda neredeyse çok az dış sahneler eşliğinde çekilmiş çok ilginç filmler bunlar. Mahkeme salonunda çekilen. Birçoğunuzun bildiği gibi e, 12 öfkeli adam, bülbülü öldürmek Mississippi yanıyorun bir kısmı mahkeme salonlarında geçer ve farklı boyutta adalet e, arayışı gerçekleşmesi ya da e, hangi engellere e, takıldığını izleyicinin önüne serer. Eminim bu filmlerin hepsini seyrederken, özellikle bugünkü filmi de seyrederken. E, Seyircilerin neredeyse tamamı kendi ülkesini düşünerek karşılaştırmalar yapmıştır. Bu açıdan bakılırsa bence filmin en önemli iki özelliği var. Bir tanesi farklı düşünmenin ve bunu ortaya koymanın vazgeçilmezliği, sürekliliği ve inkar edilemezliği. Orada din bilim çatışmasından çok ben bunu gördüm bir izleyici olarak. İkincisi de bu tip filmlerin her zaman e, modası olması, hiç modasının geçmemesi. Yüzyıl önce de e, aynı kavramlar üzerine çatışmalar olmuş. Hangi din olduğu önemli değil hepimizin e, gördüğü gibi. Sonuçta e, ilan edilen e, peygamberler, her türlü e, sahte peygamberler diyelim çerçevesinde e, nasıl e, bir cam tavana Çarptıkları zaman savruldukları ama o cam tabana ne zaman çarpacağının ya da çarptırılacağının öğretmen gibi orada farklı görüşler öne sürerek başlaması ya da tetiklemesi önemli. Film açıkça bunu gösteriyordu gerçekten. Bülbül'ü Öldürmek filmi ve Spencer Tracy ile de ilgili iki cümle etmek isterim. Ee, burada kuşkusuz aktör olarak kendisi çok başarılı. Ee, film e, Bülbül'ü Öldürmek'te de e, Atikus rolü kendisine teklif edilmiş. Fakat o e, sırada çok meşgul olduğu için o rolü kabul edememiş. Gregory Peck'e kısmet olmuş diyelim ve müthiş bir oyun sergilemiş e, orada da e, Gregory e, Peck. Başka bir e, açıdan e, orada da e, ırkçılığın ortaya koyduğu açıdan e, böyle bir e, ününe ün katmış e, diye e, söz edilebilir. Filmin sonunda. Biraz da e, hakimin karar vericinin belediye başkanı tarafından verilen tüyo e, çerçevesinde diyelim ya da fısıltıyla seçim ve geçim ve de koltuk üçlemesiyle kararı e, mahkeme salonundaki izleyicileri son derece sürpriz bir şekilde aktarmasıyla e, bitti açıkçası. Bu arada filmin. Bir gerçek hikayeye dayandığını 1920'lerde geçtiğini biliyoruz. Aynı zamanda film boyunca Amerikan mahkemelerindeki duruşma salonlarının disiplin tarihini de görmüş olduk diye düşünüyorum. Çok disiplinsiz girenin çıkanın belli olmadığı, e, hakimin, savunma avukatının ya da idam makamının e, birbirlerine yaklaşımları... E, ara sıra komedi üçlemesine e, düşmesiyle e, birlikte bugüne geldiğimizde duruşma salonlarının daha bir derli toplu ve disiplinli olduğunu düşündüm. Öbür yandan insanlar ne kadar farklı düşünürse düşünsün eylemleri ve söylemleri birbirlerine zarar vermeyecek şekilde e, gözler önüne serilmiş. Bu da çok etkili bir şey tabii. Son olarak da film bir üst mahkemeye temize gidileceği e, sahnesiyle ve de gazeteciyle e, savunma avukatının replikleriyle bitti. Gerçek hayatta bir üst mahkemeye de gidilmiş öğretmenin suçlu olunmaması adına ancak bir üst mahkemede de kaybetmişler. E, Tennessee e, eyaletinde bu konuyla ilgili yasanın kaldırılması... 1960'ların ortalarına kadar gelmiş, uzanmış ve bugünkü şeklini almış Birleşik Devletler hukukunda ve sosyal hayatında. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Aytun değerli katkıların için. Giray buyur. Tekrar şu, merhaba. Birkaç konunun daha altını çizeceğim. Şimdi mahkemede bu mahkeme başlarken dikkatimi çeken bir şey oldu. Albay ünvanı bu savcıya albay ile hitap ediyor. Tabii bunun ön yargılı bir hitap olduğunu ifade ediyor avukat. Daha sonra yargıç bu albay ünvanını kaldıracağı yerde tam tersi Brady'e de bir albay ünvanı ekliyor. O çok ilgimi çekti. Çünkü bunun bir ön yargı yaratacağını hissetmesine rağmen ve bilinmesine rağmen ikisini de eşitleyerek işte ünvanda bu şekilde mahkeme devam ediyor. Bu çok ilginçti. Davanın özü diğer arkadaşlarının da belirttiği gibi bana göre de düşünme hakkını savunmak. Ee, hani başkalarının istediği şekilde düşünüp konuşursanız asla yalnız kalmazsınız diyor filmin bir yerinde. Yalnız kalma riskini almak tabi cesaret isteyen bir durum. Ee, bir de şöyle bir replik var. Kötü bir kanun kolera gibidir diyor. Dokunduğu herkesi karşı çıkanlar kadar savunanları da mahveder. Ee, ki sonda sanık kötü bir kanunla yargılandığını ve bununla hayatı boyunca da mücadele edeceğini söylüyor. Bu da önemli bir nokta. Bir yerde düşünmek istemediğim şeyler hakkında düşünmem diyor karakterlerden biri. Düşüneceği şeyi özenle seçiyor. Şey söylüyor bunu, savcı söylüyor. Halbuki hani kutsal kitaplarda biliriz ki en azından bizim kutsal kitabımızda düşünmek önemlidir yani. Akletmeyi emreder. Bu da önemli bir nokta. Bir de zaman kavramı önemli. E bu şeyle savcıyla e, avukatın münakaşasında çok önemli bir e, konu var. Hani sor, sorular soruyor, e, üst üste sıkıştırıyor savcıyı avukat. Burada kutsal kitaplardaki zaman kavramına değiniyor. E, kutsal kitaplarda bahsedilen bir günün belki de milyonlarca yıl oluşu. Hani e, yaratılışı M.Ö. 4000 yılına adresleyen kutsal metinlere de bir yorum getiriyor. ...bana kalırsa... Ee, ...o da önemli bir noktaydı... Ee, ...bir de şey var... E, ...filmin sonunda görüyoruz onu da... ...ona biraz da değinmiştim... Ee, ...aslında onun de ...avukatın da inançlı olabileceğine dair... ...bir böyle bir e, dokundurma var... ...şey diyor... ...Tanrı'yı çok uzaklarda aradı diyor savcı için... ...yani... E, ...bazı şeyleri çok abarttığını... ...çok uzaklarda aradığını... E, aslı olanın hani Tanrı'ya inanmamakta değil, düşünmemekte, de, bağnazca inanmakta, düşünenlere ve dile getirenlere engel olan yasakçı zihniyette olduğunu temel sorunun altını çiziyor. Bunları da belirtmek istedim. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Giray. Ahmet abi buyurun. E, merhaba. Şimdi e, yani e, ben e, çok yazdım bu konuda ee, şeyler çektim kayıt aldım filmin e, kendisinden ondan sonra parçalar halinde düşüncelerimi zaten üç aşağı beş yukarı belirttim. Şimdi e, insanlık tarihi boyunca e, insanlar düşünmüşler mecburen düşünüyor yani e, diyor ki özne oluşmaya başladığı zaman. Yani e, 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 insanın e, ne bilinç oluşmadan evvelki e, döneme artık e, yani gerçek bir insan bunları düşünen tartışan e, insan olarak ele alamıyoruz. Onlar daha ilkel e, varlıklar ateşi yakmasını bilmiyor, hayvanları avlıyor falan e, şeyi gördük e, ateş savaşında. Şimdi o dönemi geçersek... ...insanlar bir tür bir bilinç... ...bir öznellik, özne... ...öznenin oluşumu var bir kere... ...yani özne nasıl oluşuyor? Ee, nasıl oluşuyor? Ee, özne oluşmaya... ...başladığı zaman e, bakıyor... ...özne. Ee, aynaya, işte ayna evresi var. Aa ben varım... ...zaten e, şey gelmiyor... ...canan gelmiyor. Canan olsa... E, ...mesela... E, e, ...çocuk... Doğduğunda kendisinin annesinin bir parçası onu tamamlayan ya da kendisini tamamlayan bir öge olarak görüyor. Zaman içerisinde kendi bireyselliğinin birincine varıyor ve aynada kendini gördüğü zaman kendinden başka e, insanların da ve şeylerin de ve eşyaların da şey eşya değildir ama eşya bir şeydir. Yani olduğunu görüyor. Dolayısıyla soruyor yani bu nedir? Neden varız? Ben neden varım? Acı duyuyor, sevinç duyuyor, bilmem ne yapıyor. Kimisi işte yetiştikçe büyüdükçe hiç olmasaydım diyen var. Keşke şurada olsaydım. Yani bu oluşun, var oluşun nedeni ve nasıldı? üzerine insanlık tarihi boyunca, homosafiyense alıyorum hele tabii, e, tartışmalar olmuştur, gerilimler olmuştur. İnananlar ve inanmayanlar daima olmuştur. Geçmişte inananlar daha e, çok ve daha baskınken, e ee, işte zaman içerisinde e, haçlı savaşları, İslam'da da aynı şekilde e, bir takım e, e, yani dini savaşlar bilmem neler olunca e, yani dini kendi başına e, e, inanan samimi e, e, insanları kastetmiyorum burada dini yargılamıyorum ama o dini alıp bir silah haline dönüştürüp bir iman ve inanç meselesi yapıp bir çıkar e, aracı haline getirip e, savaşan insanlar var e, ve bir de buna karşı savaşıyorum diye e, çıkar peşinde koşanlar var şimdi e, savaşın her iki tarafı da e, samimi olmayabiliyor ne kadar samimi yani ben e, şey Orada dikkat ederseniz yani e, dine sahip çıkanların da çıkarları vardı. Kurulmuş bir düzen var yani. Evrim teorisi çıkar da ortaya e, düzen bozulacak, dümenleri bozulacak, e, dengeler bozulacak. E, yani e, çok fazla Allah'tan korkup cennette cehennemde yanacağız falan kaygısıyla ya da Allah'a ihanet, dine ihanet olarak da algılamıyor. Mesela ortaya çıktı savcı e ondan sonra İncil'i şeyi e, okumamış bile Darwin'in teorisini okumamış. E ondan sonra e, neye sahip çıkıyor? Güya dine sahip çıkıyor. Böyle bir şey yok ama inanç e, inançsızlıktan daha çok belirlemiştir tarihin oluşumunu, insanın oluşumunu. Ee, inanç çok önemli. İnanç sistemleri sorgulanmaya, işte o şeyler, e, Luther'le birlikte başlıyor. Rönesans reform hareketleri, rahip Brunolar, Erasmuslar e, ortaya çıkıyor ve ölüyorlar. Patır patır, çivilerle çakılıyorlar şeylere, yokluyorlar Ceyir ceyir mesela şey. Rahip Bruno'yu 5 sene işkence yapmışlar. Ağır işkence. Geri adım atmıyor, kabul etmiyorum diyor. E, din sizin dediğiniz gibi değildir. Din böyledir. İnanç budur, farklıdır diyor. Ve adamı bağlayıp hatta yani ağaca bağlıyorlar bir direğe. Kafası, başı öne doğru gelmesin diye çenesinin altından içeri böyle çivi gibi bir şey sokuyorlar zalimce. Yani şimdi efendim yani burada işte ne, ne, ne suçlu aramak, suçsuz aramak bunlar şey yani bir takım insanlar yani evrim teorisinin çıkmasını kabul görmesini bırakın düşünülmesini tartıştırılmasını varoluşunu bile duymak istemezler. Düzenleri var, dümenleri var. kabul etmezler ondan sonra ama işte dedi gördük öğretmen yani ölümcül bir mücadeleye giriyor. Onun gibi gencecik bir insanın yaklaşık 10 yıl e, hapse atılma tehlikesi var buna rağmen geri adım atmıyor hatta avukat neden geri çekildi bunu giray mı dedi hatırlamıyorum e, yani avukat neden orada gevşek davrandı tam idealist avukat olsa daha agresif olurdu hayır evet. e, savunduğu adam onu yalnız bıraktı dedi ki eğer karımı daha fazla zorlarsan suç kabul eder e, şey yaparım dedi karışma dedi içinde savunmanın e şey, orada da başka bir iman inanç var Kadına sadakat sevgi bilmem ne e, yani bu inanç e, çok değişik çeşitlerde oluyor İnançlar insanları belirliyor e mesela e, yani türlerin e, oluşumu e, yani maymundan insana gelirken büyük sıçramalarla zıplaya hoplaya insana kadar gelinmiyor ki mesela deniz ovalılar var deniz ovalılar yani ...Kuzey Avrupa'da... ...Kuzey Doğu Avrupa'da... ...bir dağda bir mağara var... ...orada bir keşiş yaşamış yıllarca... ...ondan sonra bilmem kaç... ...bin yıllık... ...ondan sonra orada bir parmak buluyorlar... ...bir şey buluyorlar... E ...canlı şeysi buluyorlar... ...ve Denizobalılar çıkıyor... ...yani insandan önce insana yakın şeylerden biri ya diyorlar ki ara tür yok fosiller nerede e, yok yani kaç sefer buzul devri gelmiş e, şeyler alt üst olmuş e, kıtalar oluşmuş e işte de, deprem oldu e, Doğu Anadolu'da kıtalardır e, yani bilim insanları dediler ki e, doğudan batıya Asya kıtası Avrupa'ya doğru bilmem kaç metre kaydı dedi Aşağıda kimler neler e, yok oldu neler var oldu bilmiyoruz. Bu bağlamda e, yani ara türler var. Evrim kesin var bir kere. Yani evrimi inkar etmek mümkün değil. Yani evrime inanmayan bir bilim adamı gerçek bir bilim adamı olamaz. kadar Ha evrim. Akıl dışı bir şekilde yani çok bir tesadüflere dayalı işte e, agnostizm dediler yani e, tanrı dünya gibi bir varlığın varlığına inanıyoruz ama mahiyetini çözemeyiz. E, evrenin e, devinimi, varlığın oluşumu yine bir akıl sahibi bir varlıktır. Fakat bu aklın sırrına eremeyiz... diyenler var. Kimisi çok katı e, 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 dinciler var. Her şeyi ona bahsediyorlar... E, e, i̇nançlar var. E şimdi e, e, evrenin oluşumu konusunda neler var? E 13.5 milyar yıl evvel bakın şimdi bakın. Öyle enteresan ki evrenin ucu bucağı yok. Ama evrende bir tek mutlak tekil parçacık yok. Bir tek. Ya yani hepsi parçalardan oluşan, parçacıklardan oluşan bir evren var. Hiçbir parçacık mutlak tekil değil. Ama 13,5 milyar yıl önce bu gördüğünüz sonsuza yakın parçacıklardan oluşmuş. Ucu bucağı olmayan evren Mutlak tekil, mutlak küçük, mutlak yoğun, mutlak hareketsiz, devinimsiz, zamanın ve mekanın olmadığı bir yapısal durumda. Bu da kesin. CERN'e gittiler. Milyarlarca dolar harcadılar. Sörn'de madde nasıl oluştu? Higgs bozonunu aradılar. Çünkü e, evren cümleye patladığında madde oluşmasa, Oluşmayacak ee, yani birkaç ya bizim saniyemiz orada ee, saliselerin bizim saniyemiz çok uzun bir süre orada pat diye bir şekilde madde oluşuyor. Maddenin oluşumuna engel teşkil edecek orada hani bilinçli değil tabii bana göre ama bilinçli olduğuna yani diyorlar ki 13,5 milyar evvel patlayan şey 13,5 milyar kere. Tere patlasa yine aynı şey olur diyen var. İşte bunlar daha inançlı olanlar. Ama benim ekolümdekiler ya hiçbir şey olmaz ya bambaşka olur. 13,5 milyar farklı şey de olabilir. Çünkü kelebek etkisi var, nedensellik var. Ondan sonra inanılmaz bir bilim bu, fizik ve uzay bilimi. Her kafanın alacağı şeyler değil bunlar. İşte Freud'un psikanalizi de öyle. Herkesin kafası baltlıyor. Ondan sonra Lacan ne diyor? Yani bir, bir kişinin psikanalize gösterdiği tepki bana göre onun zeka düzeyini gösterir. Onu muhatap alırım ya da almam diyor. Bu da böyle ama madde bir şekilde olmuş evren oluşmuş. Şimdi o gün Big Bang teorisi yoktu. At, bir, 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 kaç yıl evvel ee, Big Bang teorisi e, ondan sonra olsaydı belki evrim e, teorisinin e, ne karşı gelenler e, Big Bang'a da, karşı, Big da çok karşı gelen e, oldu hala var. E, yanlış diyorlar yalan diyorlar fakat ee, öyle yani bir e, evrenin e, oluşumu gelişimi var ee, Ya başka türlü açıklanamaz öyle bir mucize ki eğer Tanrı varsa zaten Tanrı'nın şahaneliği Tanrı'nın dehası, zekası nasıl desem o sonsuz mutlak bilgisi ve gerçekleştirdiği tecelli ya Tanrı bile ne yaptığını biliyorsa sonunun ne olacağını bilir de ona da acaba kendisi e, tesadüflerden hoşlanıyor mu? Kendisi sürprizlerden hoşlanıyor mu? Yoksa mutlak olarak e, başlattığı an nasıl oluşup nasıl biteceğini biliyor mu? E, yani o da var e, ta, e, tanrı daha basit bir şekilde oluştursaydı evreni, insanı, dini, hayvanları e, yani nasıl açıklayacak evrim teorisine? Evrim teorisine e, açıklık getirmeye çalışıyorlar. Evrim teorisini mesela Darwin ben şeye karışmam diyor. İnanç bölümüne ben karışmam diyor. Ben olanı incelerim. Bilim, şey, bilim yoluyla açıklarım. E şimdi düşünün mesela tıp eğitimi almış olan hocalar, Yaşar hocam da var. Şimdi şey yok. Canlı varlık yok. Üç buçuk milyar yıl önce dünya işte şeyden güneşten koptu diyorlar bir şeye göre. Ondan sonra ateş halinde dönerken soğuyor. Açısı belli oluyor. Mesafesi belli oluyor. Ve canlı yok. Yani bilmem kaç yüz, tarihlerini bilmiyorum. Canlı yok. Yani tek ücretli canlı da yok. Cansız varlıklardan oluşuyor dünya. Çok enteresan. Ve... E, yüz ölçümünü düşünün dünyanın. yani ne kadar metrekare, santimetre kare. O denizlerin içi dışı, dağlar, tepeler. Ve yine bilim insanları, tıpçılar daha iyi bilir. Hücre bilimi okuyorlar. Ondan sonra yani bugün hücrenin içindeki faaliyetleri anlayabilmek için e, şeyler filmler çekiliyor tasarlanmış yani o kadar faaliyet halinde e, şeyler ve genetik e, şeyi şifreyi kodları da çözdüler. Nasıl mesela e, kendi kendine yeten eşeğsiz ufacık gözle değil mikroskopla zor görülen e, birkaç noktada birkaç tane tek hücreli canlı oluşuyor. O dünya ne yapar onu, evren ne yapar onu, o tek hücreli canlı bugün evreni belirliyor, dünyayı belirliyor. Ne yapıyor? Ağaçlar, çiçekler, böcekler, kuşlar yani maddi evreni e, 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 cansız maddi evreni ele geçiriyor demeyelim de kendi varlığını koruyarak bütününe yayılıp onu tamamlayan bir şeye dönüyor. Hatta bana göre ele de geçiriyor. E i̇şte bu evrimin burada yani evrim teorisi üzerine giden dehalar basit adamlar kalkıp televizyona falan çıkıp böyle paldır küldür konuşmuyorlar ki. Ben tanrıların sohbeti diyorum. Allah nasip etti bana ben gittim. Üniversitelerde kendi aralarında toplanıyorlar. Mesela bizim Uludağ Üniversitesi felsefe bölümü başkanı. Ondan sonra şu an çok sevdiğim bir insan. Ondan sonra adı aklıma gelmiyor. Ondan sonra e, onun mesela misafir kabul ediyor hocalar geliyor benim de tanıdığım bir hocam gidiyor hadi e, arabası yok tesadüf kullanma hadi Ahmet beni götür diyor götürüyorum izin alıyoruz. Ben de giriyorum. Edebimle bir köşe etiniyorum. Orada kendi aralarında konuşuyorlar. Düşüncelerini, fikirlerini çok saygın bir şekilde şaşkınlık içerisindeler. Dehşete düşüyorlar. Pozitif manada. Oluşan şeyleri öyle bir biliyorlar ki içlerinde fizikçisi de var, felsefecisi de var, sosyologu da var nöroncusu da var, tıp insanı da var. Ben orada ne diyorum? Tanrıların arasında bir e, varlık bile varlığı olmayan bir var olan olarak orada onları izliyorum, izin aldım. Ondan sonra not alıyorum, e, 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 şeyler yapıyorum, e, yazılar yazıyorum. Orlarda bunlar düşünülüyor. İnanan da var içinde, inanmayan da var. Ama onların nasıl düşündüğünü. Nasıl yorumlar yaptığını, bu var olan şeylerin varlığının, varoluşunun kendi tecellileri içerisindeki iç dinamiklerini öyle sorguluyorlar ki. E ben artık bir yerden sonra kopuyorum edebimle, kaldırıp efendim burası böyle mi diye e, titreyerek sorular falan soruyorum. Beni tanıdılar bir müddet sonra. Ee, yani bana mesela Ahmet Cevizci'nin yeğeni var bu grupta Ahmet Cevizci beni seviyordu Nami Başar hocam aracılığıyla Allah rahmet eylesin ee, ona mesela Nami hani hocamdan bir şeyler götürürdüm beni ağırlardı kitap hediye ederdi benim merakımı bilirdi ondan sonra ee, şey hoca var grubumuzda Necmi hoca var ee, şey sakal ondan sonra koca sakal mesela tanıştık kendisiyle Mudan Üniversitesi'ne gittim ziyarete ona ne kadar hürmet hürmet ediyorum. Ya evime davet ettim. Orhan'la beraber gittik. Geldi kahveler ikram ettik. Şey yaptık. ...kişi bize bilgi veriyor... ...o bilgiyi birebir... ...o insandan almak kadar... ...yani varlık tecelli ediyor... ...karşımda hayatını vermiş... ...50 sene Uludağ Üniversitesi'nde... ...ya da 40 sene... E, ...ekonomi üzerine... ...hocalık yapmış... E, ...yani e, şeysi de dalı da... ...ekonometri galiba... ...ana e, şeysi verdiği şey ki... ...ekonometri çok zordur. ...biliyorum yani zor olduğunu biliyorum... ...talebelerden biliyorum... ...biz... Hizmet ediyoruz ve hürmet ediyoruz. Orhan ben ve arkadaş Nami Hoca da hizmet ve hürmet eder. Üü, Avrupa'dan oradan buradan mesela bir Kant uzmanı geliyor. Bir Aristo uzmanı geldi dünya çapında. Geliyor Galatasaray Üniversitesi'ne ağırlıyorlar. Nami Hocam onu tanışıyor ve ona emanet ediyorlar getiriyor. Bursa'ya Mudanya'daki evinde ağırlıyor. Allah'tan araba kullanma bilmiyor. E ben arabamı alıyorum. Orhan da varsa geziyoruz. E yani Aristo uzmanıyla tanışıyorum. Yani bu, bu, bu benim açımdan bir mucize. Yani evrim sürekli var. Ben de evrildim. Benim zihnim de evrildi. Birlikte tanıştığımızdan beri de evriliyoruz. E, evrim her yerde var. E, ama bunu savaşa dönüştürmek doğru değil. Oradaki evet, kavga. Katılıyorum da, sana Ahmet abi e, kesinlikle. E, o filmde tecelli eden ve bize sunulan kavga asla gerçek inanç sahibi. Belki bir iki kişi vardır kızın babası falan bilemiyorum. Geri kalanı tamamen e, çıkarları gereği düzenin bozulacağı kaygısıyla evrim teorisine karşılar uzattım. E, e, izin verdiğiniz için teşekkür ederim. E, ben, ben de burada bitirmiş olayım. Teşekkürler Ahmet abi değerli katkıların için. Fikriye buyur. Sesin kapalı Fikriye. Kimler konuştu? Buyur Anladım. Fikriye. E, e, şey e, bu filmi ben daha önceden izlemiştim. Bu filmle ilgili bir görüşme yapmıştık galiba Merve. Evet, geçen sene, evet. Ah, geçen sene bu filmi konuşmuştuk <laughs> evet geçen, geçen sene bu filmi konuşmuştuk geçen sene evet. izlemiştim ben ama şimdi izleyemedim burada internetim kısıtlı olduğu için filmi izleyemiyorum geçen seneki şeylerden hareketle bu evrim teorisi ve şey bu ...inaçlı... E, ...Hristiyan inancına göre olan... ...yaratılış teorisi. İkisi e, işte... E, ...evrim teorisinde Darwin'e göre... ...şey... E, ...insan... Ş, e, ...maymun, şempanze... E, ...gibi... E, ...varlıkların... E, ...atasının ortak olduğu söyleniyor... ...evrim teorisinde, Darwin'in teorisinde. Fakat... Bu şeyde yani normal şey film olarak söylemiyorum da ben bu dava ile ilgili konuşacağım şimdi dava ile ilgili şey bu sefer bu dönüşüyor şeye insanın maymundan geldiğine dönüşüyor Halbuki şey öyle söylemiyor Darwin öyle söylemiyor insan maymundan geldi demiyor maymunun şempanze'nin goril'in insanın atasının Ortak olduğu ve e, değişik formlar e, yaşam, milyonlarca işte binlerce yıllık yaşamdan sonra e, evrimleşmenin meydana geldiğini söylüyor. E, şeyler de e, Hristiyan inancında olanlar da e, dünyanın e, işte insanın altı bin yıl önce bir günde ve bugünkü haliyle yaratıldığı ve hiç değişmediği söyleniyor. Ee, inananlar, e inananlar yani Hristiyan inancında İncil'de böyle yazıyor. E, ve bunlar e, şey eee siz e, İncil'den iyi mi bileceksiniz? İncil en iyi doğruyu İncil yazıyor diye savunmaları bu. Bu nedenle 1926 25 yılında mı 26 yılında bu dava e, eyalet hangi eyaletti? Tennessee eyaletinde mi? Tennessee eyaletinde bir dava açılıyor ve evrimin okutulması yasaklanıyor Gerçi bunlar hep anlatıldı ama ben yine de bir şey anlatacağım Evrim işte bu yasaklanıyor bu şey evrimin okutulması Bunun üzerine işte Amerika ulusal Birliği denilen Amerikan Özgürlükler Birliği denilen bir kuruluş. Bununla ilgili bir dava açmak istiyor. Fakat bir öğretmen, Giray da anlattı bunu. Bir öğretmen, işte öğretmenimiz gönüllü oluyor ve dava açılıyor. Fakat bu dava açıldıktan sonra işte filmdeki gibi davanın sonucunda yine kaybediyor. Ama orada şeyin savunması, avukatın savunması... Ee, şeyin öğretmenin avukatının ve öğretmenin e, böyle bir şeyi göze alması bence çok çok önemli çok çok e, kutsal bir e, davranış gibi geliyor bana çünkü e, şey e, yani böyle bir şeyde ısrar bu inanca bağlı olan bir şey inanca bağlı olan bir şeyin e, eğitimde e, yer alması e, şey değil bunun üzerine bu davanın kaybedilmesi üzerine birçok eyalette yasaklanıyor bu birçok eyalette yasaklandıktan sonra şeyler bu Evrim teorisi devlet okullarında ve üniversitelerde yasaklanıyor kamu kurumlarında özel okullarda yasaklanmıyor özel yani kurumlarda yasaklanmıyor sadece kamu kurumlarında devlet okullarında ve üniversitelerde Böyle bir şeyden sonra bu ifadelerin biyoloji derslerinde işte genelde bu evrim teorisi, bu fen derslerinde bu evrim teorisi yerine İncilden pasajlar yer alıyor, İncilden pasajlar okutuluyor. Bu İncilden pasajların okutulması sonucunda iyice insanlarda sorgulama yeteneği falan e, kalmıyor çünkü e, sorgulanmıyor böyle bir şeyler sorgulanmama sonucunda iyice yaygınlaşıyor bu yasaklar e, ve evrim teorisi okutulmuyor e, bunun üzerine e, şey e, benim işte okuduğum kaynakta e, Rusya e, Sputnik'i şeye gönderiyor işte e, dünyanın yörüngesine bunun üzerine Amerika'da bir şaşkınlık bir şok yaşanıyor bu şoka bu şok sonucunda e, şey e, eğitimde sorgulamalar başlıyor. Yani biz e, şey kuruluyor işte bu eğitim dernekleri falan kuruluyor. Ve sonra e, evrim, yasasını, evrim e, yasasının evrim yasasının okutulmasına e, hangi eyaletteydi? Eyaletin birinde e, Louisiana eyaletiydi galiba. Orada okutulmasına e, karar veriliyor. Fakat Arkansas'ta. Arkansas'ta okutulmasına karar veriliyor. Bir der, şey biyoloji dersine giriyor bu evrim teorisi. Fakat bunu öğretmenler yasak olduğu için bu eyalette e, nasıl okutula, okutacaklarını bilmiyorlar. Bunun üzerine yine bir öğretmen e, dava açıyor. Yine bir öğretmen e, bu işi üstleniyor ve onun adıyla bir dava başlıyor. Bu davanın sonunda da bu sefer şey olarak değil de İncil e, falan ortaya katılmıyor. İncil şey sadece e, bir dinin çıkarlarına uygun e, lehine veya aleyhine e, eğitime yer eğitimde böyle şeylere yer vermenin Amerikan anayasasına aykırı olduğuna karar veriliyor. Eyalet mahkemesince bu büyük bir başarı aslında Amerika. Bu evrim teorisinin okutulması aşamasına öyle kolay kolay gelmiyor. O kadar aşamalardan geçiyor ki 1925 yılında çıkan karar e, o davadan sonra daha da bir e, dini şeylerin e, yani radikal görüşlerin daha da yaygınlaşmasına neden oluyor. Daha sonra işte bu öğretmenin adıyla e, eyalet mahkemesi böyle bir karar verince e, yüksek mahkemeye gidiliyor. Yüksek mahkemede eyalet mahkemesinin verdiği bu kararı bozuyor. E, bu sefer e, Amerikan Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Aynı bizim anayasa bugünkü anayasa mahkemesi gibi. Ama Amerikan Anayasa Mahkemesi bu konuda son kararı veriyor. Ve şeyin... E, e, herhangi bir dinin lehine ya da aleyhine bir durumun e, eğitim e, eğitimi ders bilimsel eğitimi etkilememesi gerektiğine karar veriliyor. Fakat bu şeyler yine böyle bir karar çıkıyor ve şeyin okutulmasına karar veriliyor. Evrim teorisinin okutulmasına karar veriliyor. Fakat bu sefer de e aşırı Hristiyanlar yine e, radikal Hristiyanlar bu sefer de diyorlar ki evrim teorisinin okutulduğu her yerde e, yanında yaratılış teorisi yaratılış bilimi pardon teori değil de yaratı bunun adına artık yaratılış e, bilimi diyorlar yaratılış bilimi de oku, okunacak e, yani e, evrim teo teorisi okunurken e, bu Hristiyan e, inancına göre olan e, Hemen onun da okutulması, ikisi birlikte olması e, gerektiğine karar veriliyor. Ve bu şekilde bir müddet devam ediyor. Sonra bunun içinde de tekrar mahkemelere başvuru oluyor. Yani bu 25-30 yılda oluşan bir olay değil. Daha sonra bu sefer de bu da iptal ediliyor. E, hatta e, kaç tane Nobel Edebiyat Ödülü kazanmış bilim adamı, Mahkemede savunmaya çıkıyor, savunmaya karar veriyor. Bu konuda savunma yapıyorlar. Böyle bir şeyin e, olamayacağını, yani biraz karıştırıyorum <laughs> çünkü şey e, isimleri kelimeleri karıştırıyorum. E, böyle bir şeyin olamayacağına e, yaratılış teorisinin e, derslerde okutulma Okutulma, evrim teorisinin okutulmasının bilimsel olduğu, diğerinin inanca bağlı olduğu konusunda e, savunma yapıyorlar. E, bundan sonra da bu sefer <laughs> o kadar şeyler ki direniyorlar ki bu e, Hristiyan e, aşırı Hristiyanlar. Bu sefer de diyorlar ki madem öyle yaratılış bilimi değil, bu sefer intelligent e, Design yani akıllı tasarım olarak girsin diyorlar derslere akıllı tasarım olarak girsin diyorlar yani e, kulaklarını başka şeyi başka türlü gösteriyorlar Fakat daha sonra e, bu da e, gerçekleşmiyor e, yani gerçekleşiyor da e, başarılı olamıyorlar ve en sonunda e, eğitim düzeyi artık e, federal e, mahkeme işte artık anayasa mahkemesi tamamen bu işi ortadan kaldırıyor daha sonra eğitim düzeyi yükseldikçe yeni bilimsel bulgular arttıkça Hristiyan gruplar içinde de katı evrim karşılığı azalıyor ve 2017 yılında bir anket yapılıyor. Bu ankete göre Tanrı'nın insanı 6 bin yıl kadar önce bir kere de bugünkü haliyle yarattığına ve öncesinde insan olmadığına inanan Amerikalı oranı %38 hala yani %38 2017 yılında e, en düşük oranmış bu 2017 yılındaki en düşük oranmış halkın büyük çoğunluğu ise yani bu %38'in dışındakiler insanın milyonlarca yıl boyunca basit formlardan kompleks formlara evrildiği görüşünde görüşüne katılıyor. Bunların dörtte üçü de hem Tanrının varlığına inanıyor hem de evrim teorisine inanıyor. İşte bu nedenle 92 yıl sonra yani 2017 yılında bu mahkemenin o işte davanın görüldüğü mahkemenin karşısına o öğretmenin ve avukatın heykeli dikiliyor. Olay böyle sonuçlanıyor. Yani o kadar kolay bu Amerika gibi bir ülkede bu iş bu kadar kolay olmuyor. Daha 85... Do 2000'leri buluyor bu, 2005 yılını buluyor. Şeylerin e, e, anayasa mahkemesinin karar vermesi, Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin karar vermesi 2005 yılında. Bu kararı veriyor en sonunda. Yani e, bu iş e, Ahmet Hoca'nın dediği gibi o kadar basit, o kadar kolay olmuyor. Bilimin önünde o kadar çok engel var ki, o kadar çok e, engel e, din adına konuyor e, bu engeller ama din ayrı bir alanda olması zaten mahkeme kararı dinin ayrı bir alanda olması inancın e, bilime karışamayacağı gibi bir kararla son buluyor e, benim söyleyeceklerim bunlar teşekkür ederim çok teşekkürler değerli katkının için çok güzel anlattın. Teşekkürler Fikriye. Başka konuşmak isteyen var mı arkadaşlar? Salih Nihal ıı, eklemek istedikleriniz var mı? Salih buyur. Ha, evet Salih Hanım. Salih Sesin kapalı Salih. Alttan e, hoparlör işaretine basarsan... Heh, açın, Merhabalar, isim. iyi akşamlar. Kusura bakmayın, açamadım bir an. Ee, ben filmi çok beğendim. Öncelikle onun için, öneriniz için çok teşekkür ederim. Çok keyif alarak izledim. Ee, keşke vaktim olsa bir kez daha izleseydim. Birkaç defa daha izlenecek e, bir film. Filmin öncelikle senaryosunu çok beğendim. Gerçekten diyaloglar çok çok güzeldi hani böyle elime kalem alıp tamamını demeyeyim ama yüzde otuzunu herhalde nota alabilirdim. O kadar etkileyici cümleler ve diyaloglar vardı. Karşılıklı söz ve düellosu şeklinde özellikle Brady ve neydi unutun her galiba onların diyalogları, sorgulama biçimleri çok etkileyiciydi. Sahnenin sadece tek bir mekan sayılabilecek bir alanda çekilmesi ve e, oyunculuk muhteşemdi ee, ben şeyden çok etkilendim filmin ilk açılış sahnesinde böyle halkın yürümesi kadınlar erkekli ve e, Daha doğrusu er şey kadın erkekli yürüş sonra e, üç adamın bir üçgen oluşturacak şekilde yürümesi sonra onlara birinin daha birinin daha katılması ve başı rahibin çekerek e, yürümesi e, a doğru gelmesi ve bu arada da şarkı çok etkileyiciydi sonunda da yine aynı de e, güzel bir şarkı, şey var belki ilahi demek lazım bana eski dinimi verin o bana yeter diyordu cümlesinde devamı da vardı ama bu belki üzerinde çok basit bir cümle gibi görünüyor ama acaba burada düşünmemiz gereken şey şu mu e, din kitaplarının ya da dinin ilk ortaya çıktığı haliyle daha masum daha insanı iyiye doğruya işte adalete yöneten yönelten bir yapısının olması daha sonra insanlar acaba bunları kendi çıkarları doğrultusunda ya da kör inançlarıyla işten çıkılmaz bir hale sokup kendi çıkarları için kullanıyorlar mı? Din sonradan e, o çıktığı saf halini halinden uzaklaşıyor mu? diye düşünülebilir ya da farklı şekillerde düşünülebilir ama bana çok etkileyici geldi bana eski dinimi verin o bana yeter. Mesela biz de bazen sorguladığımızda acaba İslamiyetten önceki Türk inanışları da yeter miydi? Ya da İslamiyet ya da diğer bütün dinlerin özünde var olan o ilkeler işte çalmayacaksın, öldürmeyeceksin vesaire bunlar acaba saf haliyle insanları daha iyiye yöneltebilir mi? Bunlar üzerinde belki düşünmek gerekiyor. Birkaç şey beni çok etkiledi filmde. Ee, rahibin kızını lanetledikten sonra kızıyla bir diyaloğu vardı, konuştukları yerde. Ee, sen benden diyor uzaklaştın diyor kıza. Sen beni diyor terk ettin. Diyordu ve kız ona şey diyordu. Sen yerinden kımıldamayarak benden uzaklaşan sendin. Yani sen çok bağnazdın, tutucuydun ee, ve ben değiştim ama sen hiç yerinden kıpırdamadın ee, ve sen benden uzaklaştın. Oradaki tezat çok güzel geldi bana. Hani yerinden hiç kımıldamayarak sen benden uzaklaştın demesi. Daha sonra e, Braden'i yanlış hatırlamıyorsam eşi e, kızın davada tanık olarak kullanılması ve e, nişanlısının eee aleyhinde gelecek de, e, düzeyde sözler sarf etmesinden sonra e, siz beni kullandınız. Ben size masumane e, içimi döktüm ama siz bunu benim aleyhimde ve nişanlımın aleyhinde kullandınız diyor. demişti ve orada kadın şey diyor ben Brady'nin eşi ben eşime inanıyorum. Ona güveniyorum. Sen eşine inanıyor muydu? ya yani nişanlına inanıyor musun? Sen kendi inancını sorgula. Onu ne kadar seviyorsun? Ona ne kadar güveniyorsun? Onun doğru olduğuna düşüncesinin ya da davası davasında doğru olduğuna ne kadar inanıyorsun? diyor. Yani bunlar bence etkileyici bölümlerdi. Bir yerde şöyle bir şey diyor. Yani Giray Bey de söylemişti. Kötü bir yasa kolera gibi yayılır diyor. Bir başka yerde de diyor ki, fanatizm ve cehalet hep canlıdır, aç gözlüdür, asla doymaz diyor. Bready de e, birkaç sahnede vardı, çok etkileyici geldi bana. Bir oteldeki sahnede e, diğer avukat sadece küçük bir sandviç yerken, onun böyle masasında dolu yiyecekler var ve onu yiyor, onu yiyor, doymuyor. Sonrasında yine aynı şekilde davanın sona erdiği bölümde e, sürekli bir tavuk yiyor, bir sürü paket var ve doymuyor. Yani e, o belki açgözlülüğünü de gösteriyor diyebiliriz. çünkü aslında dini savunduklarını düşünen grup bir taraftan da bir sürü çıkar peşinde. herkesin kendince bir çıkar savaşı var. ve bir tanesi diyor ki işte oteline diyor bir sürü şey gelecektir. Misafir gelecektir. Meraklılar olacaktır diyor. Bir tanesi diyor ki işte bankan şöyle olacaktır, oradan para çekecekler. Öbürü bir şeyler söylüyor. Ve aslında bir panayır'a dönüşüyor. Ve herkesin bir çıkar hesaplarına dönüşüyor bu dava. Yani dava olmaktan çıkıyor gibi bir yerde. Bir başka şey e, belki e, üzerinde hani düşünmek gereken... Şuraya not almış çok özür dilerim. Evet çok anlayamadım bunu yani e, diyor ki her kim kendi eliyle evini evinin düzenini bozarsa ya da evini bozarsa tam not alamamışım rüzgar miras kalır. Hani burada kastı ne acaba yani filmin adını da e, bu replikle geçiyor yani rüzgar miras kalır derken kastettiği şey e, hani rüzgar ekersen fırtına biçersindeki gibi bir rüzgar mı miras kalıyor yoksa Acaba e, o düzeni bozduktan sonra asla bir daha geriye dönmez e, ve onun çalkantısı devam eder mi bilemedim. Diğer de şey diyordu. E, bir fikir bir katedralden daha büyüktür diyordu. E, şey avukat. Onun gibi mi yoksa hani bu bir düşünce suçu davası aslında bu yasayı e, onayladığınız zaman bu öğretmeni cezalandırdığınız zaman bundan so sonrakilere de bu bir örnek olacak. Aslında insanlara düşünmenin suç olduğunu e, kanıtlayacaksınız ve düşünceyi yargılayacaksınız ve cezalandıracaksınız gibi mi? Bilemedim. Yani orada belki bir kere daha izleyip tekrar düşünmek gerekiyor diye. Kendimce ben birkaç defa daha izlemek isterim. Çünkü şöyle bir şey okumuştum. İnsanlar bir kere izlediklerinde filmin yüzde otuzunu ancak anlayabiliyorlar ben de belki o kadarını anlayamamış da olabilirim ama yeniden evet. izlemeyi çok isterim İzleyeceğim de mutlaka ee, bir yerde de şey vardı e, yani kadınlı erkekli olarak yürüyorlar şarkı söylüyorlar ve e, Brady'yi bir şey gibi siyaset e, sanki seçim kampanyası gibi karşılıyorlar ve yani bazı konularda belki din konusu olduğu için insanları toplamak insanların o konuda fikir bildirmeleri çok kolay oluyor ya da onu savunmaları çok kolay oluyor ama doğru olduğunu düşünseler bile yani yıllardır tanıdıkları bir öğretmen onu savunmak onun doğru olduğunu herkese açık bir şekilde söylemek çok da herkesin cesaret edebileceği bir şey olmuyor. Bir başka şey de e, dini savunan avukat geliyor, bir aynı zamanda bir politikacı, eski bir politikacı ve halka sesleniyor bir politikacı gibi konuşmalar yapıyor. E, diğerleri de çok daha sakin sakin geliyorlar. Kimse onları karşılamıyor, sadece öğretmenin öğrencileri karşılıyor. O da çok etkileyiciydi. ilk gördükleri anda sanki onlara saldıracakmış gibi düşünüyorlar, çünkü çocuklar siyah giymişti öyle hatırlıyorum. Olmaz. Ben de öyle düşündüm bir an. Ama ondan sonra o çocukların, öğretmeni savunan aslında kasabada sadece çocuklar kalıyor neredeyse. Bir diğer şey belki Brady ve diğer avukat aslında birlikte çalışmışlar. Birbirlerini tanıyorlar ve bir yerde diyor ki biz ne zaman bu kadar birbirimizden uzağa düştük? Yani biz beraber çalışan arkadaşlardık. Birbirimizi anlayan arkadaşlar ne zaman bu kadar birbirimizden uzağa düştük diyor. Çok güzel diyaloglar var. Ben filmi çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Tekrar izlemek isterim. Ee, çok teşekkür ederim ee, bana bu filmi e, izlettiğiniz için, örne e, önerdiğiniz için. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler Salih değerli katkıların için. Başka konuşmak isteyen var mı arkadaşlar? Ben de konuşmak Nihal, isterim. Niye? Buyur. Evet, çünkü filmden çok etkilendim. Ee, şey Salih Hanım hemen hemen söylemek istediğim her şeyi söyledi gerçi. Ee, aynı şeylere e, hissiyatlar geçmiş demek ki. Yani ben de yani dinin, bilimin amacından e, nasıl saptırıldığını üzülerek bu filmde gördüm. Yani din her şeye alet ediliyor, kullanılıyor. Eee ayıranın din ve bilim oluşu bana çok ilginç geldi ve bunun hala ee, geçmişten günümüze e, böyle süre gelmesi tüyler ürpertici ve e, insanların din kanalıyla e, in, diğer bir bilim adamını e, yani düşünce adamı linç etmesi ya da dinin manipülasyon aracı olarak kullanılması bir insanın kızına karşı bile annen hayatta olsaydı işte sen e, bu, e, işte azap içinde şey yap beddualar dualar vesaire e, gerçekten çok acı e, acı verici şeyler vardı. Yani e, bilimi de en düşük hayat formlarından türetildiğini öğretmekten hoşlanıyor musunuz? Yani her şeyin amacından saptırıldığı e, ve aslında meclisin ne meclisi olduğunu, insanların e, yönetirken neyin üzerinde yükseldikleri, neyin ayakları üzerinde durdukları da e, bir şey konusu. Çünkü bir din meclisi var. Onlar önderdik edecekmiş, onlar aydınlatacakmış, onlar cennete giden yolu biliyormuş. Bu kadar e, din adına tanrılaştırmak kendini veya bir grubu, bir kitleyi e, e, dine yapılan en büyük ihanet değil midir? Yani açıkçası filmde o tüyler ürpertici. Çünkü herkes çıkarları uğruna bir davada birleşiyor ve bütünleşiyor ve e, bunun uğrunda e, e, bir kişiyi harcama, bir fikri harcama uğrunda şükür duasına çıkıyorlar... Aslında o hapisteki öğretmen de hem öğrenciler tarafından seviliyor hem de orada mahkeme görevlisiyle sohbet ederken hani kusura bakma seni hapise alındı tekrar içeriye koyacağız şeklinde. Aslında sevilen değer verilen tanınan oranın bir parçası ama o parça yeterli gelmiyor o şey inşaatta ee, daha öyle etkili parçalar var ki her zaman buluştukları ve kalabala şey yaptıkları seslendikleri bir sınıf yetmiyor maalesef O yüzden günümüzde de öyle yani eğitim verilen alanlara baktığımız zaman Hangi alanın daha etkili olduğu ya da hangi alandan beslenilebileceği artık o herkesin şeyine kalmış, yorumuna kalmış. Ya yani Oradaki öğretmenin isyanı beni çok etkiledi. Yani aklıma kilit mi vuracağım? Yani ne yapacağım ben düşünmeyecek miyim diye sevgilisi Rachel'dı galiba. O, o da ama diyor öyle yapmazsam birlikte olamayacağız diyor. Yani insanları böyle birbirinden bir bıçak şeyi gibi ayırmak. Ee, ama diyor birlikte olursak da aynı şey olmam ben. Ben kendim olmaktan çıkarım. Ee, ama şeyde gazetecinin rasyonelist ve espiritüel karakteri benim çok hoşuma gitti. O ee, sonradan o gazeteciyle e, öğretmenin avukatı arasındaki konuşmalar da çok ilginçti. Ee, bu şey siyasetçi kimliğinde avukat da e, böyle m, dinin şeyini yapan İncil'i eline alıp çok güzel bir hamleydi o. Yani onu e, din otoritesi olarak oraya oturtan bir bilim alanı olan hukuktan <laughs> hukuktan bir toplumsal bilim, sosyoloji toplum bilimi alanında e, e, siyaset bilimi de olabilir. Oradan onu temsil etmesi gereken bir insanı o koltuğa bir din adamı gibi oturtmak çok güzel bir fikirdi yani aşırı güzel bir fikirdi. En sonunda vaazlarını tek başına yüksek sesle büyük bir çırtkanlıkla vermek zorunda kaldı. Kimse dinlemiyordu gerçekten de. O kişinin ben şeyini İyi bir insan olabilir özünde karısı buna inanmış ama ben karısının da e, kocası gibi düşündüğüne inanmıyorum. Her ne kadar ben kocamla 40 yıl yaşadım 20 yıl yaşadım sen o e, yanında olabilir misin e, sevdiğinin dese de e, şeyle ilişkilerinde gördük ki galiba eski bir yaşanmışlık var eski bir e, sevgi ilişkisi var e, şeyle öğretmenin avukatıyla dramın mıydı? Ee, o diyor ki ben işte senin eşin e, bir şey olmasa da bir kral olsaydı seni onun kral olması için değil de seni kraliçe görmek için galiba onun karısına aşık e, yani böyle bir e, bana kadının adama annelik yaptığı duygusu geldi yine bir oydipus kompleksi dedim yani çünkü orada bebeğim bebeğim diye seviyordu yani. <laughs> Orada bir karı koca ilişkisinden ziyade e, adamı e, e, yaralarını bilme, belki geçmişteki yaralarını bilme, onun yanında durma gibi anaç bir misyon mu e, şey yapmıştı kendine, e, edinmişti. Ya o bana öyle geçti yani. E, yani bu şey e, cehenneme gönderelim, tramvay raylarına atalım. Ya bu bir din öğretisi hangi alan olursa olsun. Bu Barış çağrışın halkta bu şekilde Galeya'na gelmenin bir dinden çıktığına insan inanmak istemiyor yani şeytanın müritleri falan dediği de tamamen bilim adamları yani ateizm zırvalıkları falan diyor neden bilimden korkulur niçin bilimden korkulur Çünkü işte cahil kalınca cehaleti yönetmek çok kolay bir şey aklı kafası çalışan sorgulayan insanı şeyi bilimi yani reddediyorlar. Neden? Çünkü bu bir zehir olarak görüyor. Neyin zehri? Bilim de burada pan zehir oluyor aslında. Ee, şeyin zehri olarak görülüyor. Yani yapılacakları bir engel. Hepimiz de bunu biliyoruz yani. Ee, şimdi şey de çok ilginçti. O, Salih Hanım mı Başka birisi O sosisli olayında da e, ülser olduğunu söylüyor ya ben diyor şeyi tercih edeyim yok ben diyor e, neyi tercih edeyim? sosyetiği tercih edeyim. Siz diyor daha dindara benziyorsunuz diyor. Benim ilgimi çeken bir insanın dindar olup olmadığı Allah'a inanıp inanmadığı yani neden başkalarını ilgilendiriyor? Bana göre bunlar hele de günümüz çağında ayıp bir şey. Neden ayıp bir şey? E, zaten şeyde seslendi öğretmende. O sorular diyor Rachel'a kendi kendine, kendi kalbine soracağın sorulardı. Hani burada sormamalıydın diyor ya Rachel, oradan da çok etkilendim. Hani bunu kimseye söylememeliydin. Bu biz Ben özel ilişkimizden dolayı seninle bunu konuştum e, gibisinden bir şey söyledi. Gerçekten dinde de vicdanda yerini bulan e, bana göre e, şey e, bir olgu olmalı yani. E, orada çiftçin mesela saf insan neyin derdinde? Saf insan e, yani bizim işimize karışılmasın. Biz burada dürüst namuslu işte işimizi yapıyoruz, üretimimizi yapıyoruz. E, yani bize dışarıdan bir şey gelmesin. E, bu bizim için bir tehlikedir algısı içinde e, var olan düzenini değiştirmek istemiyor statükocu yani muhafazakar dediğimiz e, yani ee, o zaman da gazeteci de diyor ki işte belli oldu bunlar işte hepsi aynı bunların hepsi aynı kalıptan besleniyor aynı kaynaktan geliyor işte bir kişi vardı düşünen o da hapiste diye ee, o da şey yapıyor hatta şeyi horladılar değil mi o grup ben de önyargılı davrandım Salih hanımın yaptığı gibi ben de önyargılı o öğrenciler böyle e, sıralandı ya üniformalarıyla e, işte gazeteci de dedi işte sıradan insanlar ikinci jenerasyon tipler falan ya işte Aydın'ın bizim aydınımızın entelektüelimizin bizim değil dünyanın dünyanın e, bu tarz e, halkın içerisindeki bazı değerleri güvensizliği umutsuzluğu küçümsü emezliği bu tarz e, kendilerinin entelektüel olmalarından kaynaklı kendilerini e, de hak gördükleri bu tavırlar e, aslında bu ön yargılar çünkü kazanılacak bir sürü insan var. Ve bu kazanacak insanlarla çok güzel yollar yürülür ve bu yollar çok güzel genişler. Ama maalesef biz bile izlerken bize öyle bir etki bıraktı. Oysa ki valizini aldı, öğretmenine kadar çok sevdiklerini, şey yaptıklarını. O zaman da dedi ya etkilenen tarafı rahatlatmak, rahatlayan tarafı da etkilemek gibi bir şeyim vardı. O da çok güzel bir şeydi. Ben açıkçası e, İncil'in bu kadar e, ya da herhangi bir din e, kitabının e, bu kadar alet edilmesine bu kadar alet eden insanların asıl çok büyük günahkar olduğunu düşünüyorum. Hani insanlar e, çıkabiliyor e, İncil oku, ben maymun değilim, şeytanları kovalım falan pişman. E, yani e, ben burada e, çok fazla kendimi şeyle e, e, Tabii ki özdeşleştirdim ama gazeteciye kızdığım yerler de oldu. Yani bu midesini kızarmış tavukla dolduran adam da şeydi, bir şey yönü de vardı, iki, ikili yönü de vardı. E, bu fısır fısır konuşmalar da iğrençti yani her dönem demek ki yargının, siyasetin, yasaların e, hak, hukuk, adaleti ne tekeli altına alma veya korkutma, parmak sallama, tehdit etme gibi şeyi e, dünyada da görülüyor. Yani oraya e, geçip e, fısır fısır iki üçtür e, efendim bak seçimler geliyor sırada sana da gelecek ben bunu biz bunu albay dedik ama bir tek ben demedim. Valiyle kararlaştırdık. İşte fahri albay olunabiliyor muymuş falan gibi sonrasında dalgalar da geçildi. yani başlangıçta dinle başlayan, ilahiyle başlayan şeyin sonunda ilerliyoruz, aydınlığa yürüyoruz şeklinde bilimle bitmesi ve o avukatın ikisine birlikte ayrı ayrı ve bir bütün paket halinde kucaklaması bilimin zaten bence ana fikri ana mesajıydı. Biz bunları ayrı ayrı değerlendirelim, ayrı ayrı sevelim bunlar ayrı ayrı olgular ayrı ayrı yaşayalım ama bunların bir birlikte olmasından da bir güzellik doğuyor, huzur doğuyor yani neden çatışması gereksin gibi bende bir duygu uyandı. Yani bir dindarlığını gösterme zorunluluğu ve bunun önemi gibi bir şey vardı jürileri soru sorarken neden insanlar dindarlığını göstermek zorunda ya da neden dindarlık en şey yani dindarlık önemli bir yerlere gelmenin en önemli bir kriteri oluyor diye insanı düşündüren bir şey. Yani diyor ki düşünsenize can evinden vuruyor. Bir oğlunuz bir kızınız olsaydı okula eve gelip sizi dinsiz öğretmenin anlattığı şeyleri okulda söylesi Allah'ım ne büyük korku. Söyleseniz bayım size dindar bir insan denilebilir mi? Sana ne? Size bir dindar bir insan. Dindar biri olduğunu söylediniz ama neler yapıyorsunuz? Ya sana ne? Yani gerçekten insanın asabını bozan e, e, böyle bilmiyor ama karşı... E, cehalet şeyleri var düşünce tarzın diyor ki bu düşünce tarzı kanunlarla ve içinde bulunduğumuz toplum yasamlarıyla uyumlu olmalı diyor. Yani aslında burada siz bu hayatla ilgili yani bil, e, bilmiyor hiçbir şey bilmiyor. Ya o mahkemede bilimin sözü geçmiyor 6 tane uzmanın sözü geçmiyor ama din bangır bangır bağırıyor. Bangır bangır din bu mu yani din ahlak hukuk adalet şey, bu, bence bunu Tanrı da Allah da büyük bir günah olarak e, bu kişileri bence yani bence e, bu bir kişisel bir şey ama e, neden? Çünkü adil bir şey değil. Allah ya da Tanrı adil bir şeyin yanında yer almaz ki. Orada e, yetişmiş beyinlerin e, şeyleri var. Açıklamaları var, onları var, bunları var. Onların sesi asla hiçbir şekilde yargıç tarafından yani hak hukuku temsil eden bir insan tarafından e, engelleniyor yani. O, onun şeyine aman üzdüm mü, aman kırdım mı falan gibisinden yine dinden yanaşmak zorunda kalıyor e, avukat ne yapsın? Sizce bu tarafsızlık ilkesine uyuyor mu? Yani e, adam da çok haklı yere diyor ki din tabelası varsa bilim tabelası da olsun kardeşim diyor. İşte bu ikilik. Bu ikili yaratanın din oluşu. Ee, bakın burada İncil üzerinden, Hristiyanlık üzerinden ama dünyanın her yerinde her şey üzerinden bu yapılıyor. Zavallı bir e, e, insanın e, en basitinden ilişkisi. Sen kendi insanlarına karşı silah olarak kullanıyorlar diyor. Kötü emellerine alet ediyorlar diyor seni diyor. Hayır e, şey öğretmene sevdiğine. Geç artık diyor bunları diyor. E, Kötü, yani bilimi kötü olarak kullan, bilimi bir silah olarak kullan. Din silah olarak kullanınca hiçbir sorun yok. Din e, silah olarak kullanılabilir. E, zaten o şeyde babasını da e, şey sakinleştirdi. Yine bir e, ne diyelim, toplum bilimi uzmanı sakinleştirdi. Biz e, siyasetçi siyasetçi demeyim, siyasetçi deyince işin şey başka bir boyuta göre yani şey küçük kahramanlar hayal kırıklıklarından yaratılmıştır diye bir söz söyledi gazeteci gerçekten o sözü yerden göğe kadar hakkı var yani gerçekten o kadar hayal kırıklığına uğramış küsmüş kendi köşesine çekilmiş değerli insanımız var ki. Yani herkes kendi dünyasıyla ilgileniyor lanet olsun hani burada da nişanlısı sevgilisi diyor ki bizim burada güneş battığı zaman her şey karanlık olur bana ne yani altı ay güneşi oluyormuş gündüz oluyormuş ben burada yaşıyorum benim gerçeğim bu ben bu gerçekten etkileniyorum ben buna uyarım yani sonra öğretmen de nişanlısı gibi düşünmeye başlıyor bir ara. Ben orada bir şey geçirdim, felç geçirecektim. Yani ve abartıyorum Ahmet Bey'in şeyine girdim. Coşku havasına ben de ona benzer şeyim var. Yani diyor ki öldüğünde diyor üstünde bir kağıt madalya olacak. E, ve yazacak en büyük kavgasında öldü şampiyon. İşte sen beni aracı olarak kullanacaksın şeye avukata. Sen de beni başlık olarak kullanacaksın. Ben burada ne halt ediyorum diye. Sonra e, tabii avukatla celallenince. Yani ne benim aracım ne de onların çocuğu. Şimdi çocuklar için bak öğretmen o kadar saf niyetle ben de öğretmen olduğum için ya çocuklara öyle şey öğretmeye çalışıyor ki bilgiyi anlamlandırsın yaşamdaki yerini görsün doğruyla gerçekle temas etsin yani inandığı bir şey yaptığı için e, yani iş, ama diyor ben işlerin bu duruma geleceğini bilmiyordum ben o zaman e, öğretmene diyorum ki işlerin e, bu duruma geleceğini bilseydin hani e, sen. O zaman yaptığın işi yapmaz mıydın? Çünkü bir biyoloji öğretmenisin sonuçta. Yani e, ama diyor bana katilmiş gibi bakıyorlar. Evet zaman zaman böyle en basit konularda bile farklı düşündüğünüz zaman inanın e, size katil gibi bakıyor. Bir grup olayında bile farklı bir düşünce e, şey yapın. E, bunu da gerekçelendirin. E, e, yani şey e, e, siz, siz onlar çünkü bir grup psikolojisiyle. E, o da diyor ya e, bir masala inanıyorlardı sen o masalın şeyini yaptın diyor e, masalı hükümsüz kıldın diyor e, dolayısıyla yani e, bir şey daha söyleyeyim e, bu e, ben doğduğumdan beri babamın seslendiği kiliseye gidiyorum yani ben varoluşumu konumumu e, bu muhafazakar şey üzerinden götürüyorum yani insan seçim yaparken e, e, hep olduğu gibi mi kalmadı Şimdi ona Salih Hanım girdiği için çok girmeyeceğim. Bu insanlar eskiden dostmuş, hala dost kalamaz mıydı? Yani gerçekten işin içine siyaset girince, mesela futbol girince, din girince, insanlıktan çıkıyoruz. Her kim olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun. Yani bunlar şey olarak konuşulamaz mı? Ahmet Bey'in dediği gibi bir düşünce ortamında herkes fikirlerini özgürce ifade ettiği zaman yani. Cenneti, ben şey dedi ya e, gazeteci mi dedi birisi dedi sizin cehaletiniz, bağnazlığınız, nefretiniz dinse dedi bu beni cennete götürecekse dedi. Ben cehenneme gitmek istiyorum dedi. Yani e, şimdi burada e, bir burayı bir düşünmek lazım yani şimdi. E, neyin üzerinden cennete gideceksin? Neyin üzerinden cehenneme gideceksin? Size bu maymunları anlatırken bir de şey kurcalıyor saf zihinleri Saf zihinleri bulandırıyorlar. Size diyor bu şey diyor maymunları anlatırken Tanrı'dan söz etti mi diyor. Yani öğretmenin böyle bir şey yok ki dinle bilimi çarpıştırma gibi bir özelliği yok ki. Yani evrimcilerden korkuyorlar bilimler, bilimden korkuyorlar. Bilimden korkan bir dinin Allah katında da Tanrı katında da yeri olduğunu ben açıkçası çok şey düşünmüyorum yani bunu bir şey insanın sorgulaması lazım. E, düşündüklerini söylemeyi tercih ettiği için hapis cezası alan bir insan var. Son olarak bitirirken e, şey e, bu şey karşılarına örnek olarak getiriyorlar. Halkın içinde de var böyle e, vaftiz olmaya diyor e, karşı çıktı. Babası onu vaftiz etmedi diyor. O yüzden öldü diyor. Böyle hurafelere, şeylere işte dine inanmadı, işte şöyle yaptı, Allah'a böyle yaptı. Ondan sonra ne oldu? E, Tanrıya böyle yaptı. Din insanları rahatlatmak içindir diyor öğretmen korkutmak için değildir diyor yürekten inanıyorum siz böyle dini böyle galeyan içerisinde parmak sallayarak tehdit ederek kullanırsanız kesinlikle neyi amaçlıyorsanız ters teper insanların da aslında bunu normali gibi kabul edip pısması sesini kısması kendini şey olarak konuşmayan çaresiz bir olarak olarak görmesi üzücü şöyle güzel bir cümle vardı. İnsan kendi bağnazlığında intikamcı bir tavrı. Çok harika bir söz. E, bunu insan kendi bağnazlığında intikamcı bir tavrı ve kendi cehenneminden bir şey yarattı. E, kendi bağnazlığında intikamcı bir tavrı ve kendi cehenneminden e, bir şeytan yarattı. Gerçekten çok güzel bir söz. E, yani mahkemede bilimin dilinin şeyin kesiliyor olması, dinin e, sesinin de çok güçlü çıkması e, beni rahatsız etti. Bu totem motem muhabbetleri de vardı e, ama gazeteciyi ben kötümser gördüm. Gazeteci toplumun e, dili olmak istiyor. E, bunun için e, güzel bir mecrada ama e, insanlardan tiksinmiş, insanları bir sürü olarak görüyor. Böyle görmememiz lazım. Yani hiç kimsenin görmemesi lazım. Bu bize hiçbir şey kazandırmaz. Ee, yani e, bir de evet bireysel insan zekası olayına e, Dramont e, öğretmenin avukatı yürekten inanıyor. Onun için var. Kaybedecek hiçbir şeyim yok e, diyor. Salih Hanım onlara girdi o katedral fikir fikirlerin değeri konusuna. Ama e, bence ben de felsefeyle şey olan bir insan olarak meraklısı olan bir insan olarak beynimizin muhakeme gücünü kimsenin elimizden alamayacağını kimsenin bize hiçbir şekilde e, etkisi altına almaması özgür irademizin bu fikirdeyim yani e, Tanrı e, Darwin'in kötü öğütlerine karşı çık demiş yani bu hangi kitapta yazıyor böyle bir kelime geçiyor Tan Tanrı diyor sizinle konuşuyor mu diyor siz peygamber böyle olduğunu söyleyen insanlar var. Böyle olduğunu açıkça söylemiyor ama o kadar ikna gücü yüksek ki yani Tanrı sizinle konuşuyor. Mu? Siz peygamber misiniz? Ya diyor Darwin'in geçmesi için diyor bir yerden diyor öğretmen gerekli bir nüfuzu, gücü olursa ancak geçecek Darwin. Yani bir şeylerin bir şeylerin önemli ya yani öneminin anlaşılması için bir nüfuza ve güce mi ihtiyaç var diye insan kendini bu şartlarda soruyor var mı yani sen Tanrı mısın kardeşim peygamber misin sen kimsin ya ama böyle e, belirli yerleri meşgul eden meşgul eden diyorum gerçekten öyle hissediyorum Çünkü insanların insanları hizaya getirme benim gibi düşüneceksin Doğru budur e, olayım e, şey yaptı beni e, şey e, o albayın karısında etkilemeyen tek şey de oldu bol bol tasdik edeceksin bunları e, yani e, şeyleri et, e, tasdik edeceksin. Eğer diyor inkar ederse azap içinde yanacaksın, kül olacaksın, mahvolacaksın. İşte hayır baba böyle zarar verecek şekilde konuşma lütfen. Yani insan tabii ki sevdiklerinin e, bu şekilde yaptıkları hatalardan dolayı bir de şey çok sevdim ben o sallanan sandalyede ikisi böyle gidip gidip geldi gidip gidip geldi eşitlendi falan e, yani o e, cennet için alışveriş yap orası çok güzeldi orasının yazılmaya değer bir noktası var cennet için diyor alışveriş yapıyorlar e, diyor Dramont yani Nefret ve şiddete itildi cennet için e, ya aslında çok güzel bir tabloydu. Nefret ve şi, ya diyor in, ya bunu diyor bunları anlayın diyor albay diyor ki bu insanları anlayın bunlar basit zavallı insanlar çalışıyorlar güzel bir şeylere inanmak istiyorlar hani bunları hor görmeyin küçümsemeyin diyorlar hayır diyor ama onlar cenneti için ben de diyor zamanında diyor ben de bir at at sevmiş de atın içi boş çıkmış falan orada belki Tanrı inancını mı kaybetmiş umudunu mu kaybetmiş çünkü neden annesi para vermiş babası içinde fazla çalışmış annesi boğazından arttırmış falan orada bir bilinç kazanmış küçük yaşında şey ikinci avukatımız öğretmenin şeyi yani benim yorumum açıkçası tüm şeylerden sonra şey bile ölüm ilanı bile yazdıramayacak katılıkta bir gazeteci var ya e, albay ne olursa olsun e, yani e, ne yaşarsa yaşasın orada film çok e, güzel bitti ana fikirlerle bitti her kim kendi eliyle kendi evini bozarsa e, rüzgar onu miras alır harika bir cümledi ya yani bunun üstüne Allah şey yazılır e, kitap yazılır yani ömür boyunca yeterince ağladı diyor. gazeteci çok acımasızca davranıyor. Çünkü gördüğü bazı gerçekler var. Ondan adam ne yapsın gına getirmiş diyor ki ömrü boyunca yeterince ulusal gözyaşları kanalından bütün ülkeyi tek kişilik Mississippi gibi bozguna uğrattı. İncil vurmalı dolandırıcılık sanatçısı. Yani artık canına tak etmiş gazeteci neler yaşamış, hangi olayların içinde, hangi olayları yazmış, dile getirmiş. Artık tiksinmiş. Ama onun üstüne avukat gidiyor. E, sen diyor Brady'nin geçmişini, kesin geleceğini e, tamam diyor devam et. Öğüt ununu falan. E, ama insanların bir de hissettikleri var, duyguları var vesaire vesaire. Bunların yanında değilsin. Sen her şeye uzaksın. E, ya O yüzden de yapayalnız kalacaksın diyor. Ama e, şeyde filmin sonunda zaten e, yapayalnız kalmam ben. E, benim düşünceme inanan, benim yolumda yürüyen senin gibiler var. Film harika bir şekilde ışık ışığa şükreden, hakikate şükreden ve bütün İncil'le yani bir İncil ile şeyi bilimi ayrı ayrı tutan, beraber ve dedi birleştiren, kucaklayan bir anlayışla bitti. Yani gerçekten Salih Hanım'a katılıyorum. Film bir kez izlenecek bir film değil. Yani kendi dünya şartlarında veya kendi ülkemiz özelinde düşündüğümüz zaman çok şey var. Çok 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 şey var. Ee, ben de bir öğretmen olarak konuşmalarıma dikkat etmek zorunda kalıyorum. Maalesef, maalesef. Teşekkür ederim. Teşekkürler Nihat. Evet, birkaç kere izlenilisi bir film. 2000, e, 2008'de ben şey Facebook'ta bir sinema sayfası kurmuştum. Orada ilk benim yazdığım filmdi bu. Ve bu filme her gün bir yorum geliyordu. Yani böyle 200 sene sürekli yorum geldi bu film yazdım paylaşımıma. O kadar beğenildi ki şey oldu ki mesela sürekli yorumlar ekleniyordu. Binlerce yorum oldu. Biz geçen sene bu filmi konuştuk. Mesela ben o filmi konuştuğumuz zaman filmin çok dışına çıktığımız için YouTube'a yüklememiştim. Film dışında her şey konuştuk. Çünkü ama bu sefer çok güzel değerli bir söyleşi oldu. Buna hemen iki izleyken... satır bir şey daha ekleyebilir miyim Merve? Yani. İki satır ya. fazla değil. Yani e, öğretmeni öğretmen avukat şöyle iki çarpıcı cümle söylüyor ki çünkü öğretmen vazgeçecek oluyor. E, bir devletin memuru olarak vazgeçecek oluyor. Ne yapsın yani o kadar zor durumda ki diyor ki sen o zaman diyor bu davadan vazgeç sadece bir kişiyi temsil etmiyorsun ki sen öğretmen. Dilsiz bir uşak olacaksın. Okul yönetim kurulunda bu şekilde e, olacaksın. Devamlı okul yönetim kurulunda sen dilsiz bir uşak olacaksın. Fikirlerin atıldığı çöp kutusuna destek olacaksın. Sen Sokrates, Kopernik yani o e, kanun e, şey bilim e, meraklarının e, meraklıları değil artık bilim adamı bu insanların e, yolundan gitmeyi reddediyorsun ufak bir taş koymayı reddediyorsun gibi öyle çok güzel şey vardı ki aynı zamanda o havva merak etme küçük havva dedi elmasıyla falan geldi ya onlar da çok güzel sahnelerde harikaydı yani uzatmayayım daha fazla sabrınız için teşekkür ederim evet yani sürekli böyle senede bir kere bu filmi konuşalım çok güzel çok değerli herkese çok teşekkürler arkadaşlar yani Yarın biz teşekkür ederiz. Isteriz. Sağ olun. İyi, iyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. İyi geceler. İyi akşamlar.